Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. 8 fen son yazılıya hazır mısın Tonguç Evlan Bey? Hazır değilim hocam. Harikasın zaten o yüzden buradasınız. Seninle beraber süper bir hazırlık yapacağız. Hazır olmadığını biliyorum ama... O kadar güzel bir yazılı provası hazırladım ki senin için ve aynı zamanda konu özetlerimiz var. Bugün seninle ne yapacağız? İlk başta bir konu özetleriyle yani sınavda çıkabilecek konuların tekrarını bir yapacağız. Ama süper hızlı, jet hızlı. Hatta önemli olan konuları ee, çok daha fazla ama önemsiz olan konuları da yani çıkmayacak konuları da ki bunu Milliyetin Bakanlığı biliyorsun yayınladığı senaryolarla bize söylüyor. Hangi konudan çıkacak, hangi konudan çıkmayacağı bize söylüyor. Bunları da birazcık hızlı geçeceğim ama bütün konuları tekrar ettireceğim sana. Hatta konularımızı da göstereceğim. Ardından Tonguç Ermen'in süper yazılı sorularımız var. Gerçekten de sınavda çıkabilecek ayarda bak şu, burada mesela sana yazılı sorularından birkaç tane göstereyim. Hatta Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruların benzerleri de var. Bunları da beraber çözülecekler ve süper bir şekilde yazılımımıza hazırlanmış olacağız Tonguç Elan Bey'im. Peki neler var e, hangi konular var dediğimiz zaman bir kere ısı konumuz var Tonguç'um ardından basit makineler konumuza geçeceğiz. Ardından Tonguç Elan Bey'im besin zinciri konumuza geçeceğiz. Fotosentez ve solunum konusuna geçeceğiz. Fotosentez etkilen faktörler kesin sınavda çıkacak bu arada onu söyleyeceğim. Solunum konumuza geçeceğiz. Ardından madde döngülerine bakacağız. Madde döngüleri küresel ısınma ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma geri dönüşüm ve benzeri ve elektrik konusuyla bu işi bitireceğiz inşallah süper bir ders bizi bekliyor süper bir yazılı provamız bizi bekliyor. Aynı zamanda Tonguç Erhan Ben seni bazen e, kesin çıkar ve yazılı sorulur şekilde uyaracağım. Dolayısıyla bunlara dikkat et diyorum ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın senaryolarında biz teker teker çalıştık. Burada neye baktık hangi konudan kaç soru gelir? Hangi konular daha önemlidir? Bunları teker teker bak. Yanlar ve yaşamlar 3 tane soru gelmesini bekliyoruz. Fiziksel olaylardan elektrik konusundan 3 tane soru gelecek. İşte basit makinelerden bir tane günlük yaşamda hal değişimlerinden bir tane soru gelecek. Dolayısıyla ısının konusundan bir tane soru gelecek diyebiliriz. Ve burada örnek sorularımız var. Milliyetin Bakanlığı yayınladı. Bunları teker teker inceledik ve buradaki notlarımızı çıkardık çıkabilecek potansiyel soruları değerlendirdik ardından Tonguç evladım benim bir de ikinci senaryoya da baktık bütün senaryoları kapsayıcı bir e, model yapmaya çalıştık bu yazılı provamızda ve buradaki bütün örnek soruları ve aynı zamanda konu özetlerini ve benzeri bunlara göre hazırladık senle beraber süper bir çalışma bizi bekliyor biliyorsun her dersimizin her dersimizin yazılı provası videosu YouTube kanalımızda Sınıf kanalımıza yayınlanacak zaten yazıları bu sene değiştirdiler bir de bu arada LGS var diye ve benzeri tarihlerini de değiştirdiler aynı zamanda buradaki en büyük yardımcımız biliyorsun yazılarda yazılı notlarımız hatta yazılı denemelerimiz de var yazılı denemelerimiz yeni kitabımız bu arada yazılı notlarımızdan hemen sana sayfalarını söylemek istiyorum bu önemli çünkü bu arada 8. sınıf yazılı notları en kalın yazılı notları kitabımız el kitabımız onu da söylemek istiyorum burada Tonguç Helal hemen sana hangi sayfalardan çıkacağını söyleyeyim Isının madde ile etkileşimi sayfa 78'den başlayacaksın çalışmaya sayfa 78'den başlayacaksın çalışmaya sayfa e, 107'ye kadar hatta 108'e kadar çalışmanı istiyorum Tonguç Elan Bey'im. Birinci yazılının konuları da içeren bazı şeyler var. Onu da söylemek istiyorum. Birinci yazılının konularını da içeriyor. Buradaki bilgiler diyoruz. Ve yazılı denemelerimize baktığımız zaman da yazılı denemeler olan arkadaşlarımız da hemen e, ikinci dönem ...ikinci yazılının provalarını çözmelerini istiyorum. Bu da nereden başlıyor? Sayfa 93'ten başlıyor ve sayfa dördüncü provamız sayfa 106'ta sonlanıyor. Bunların cevaplarına hemen arkasından bakabilirsin ve çalışmanı daha verimli hale getirebilirsin diyorum ve... ...hadi bakalım o zaman süper bir şekilde ilk konumuzda başlayalım diyoruz ve... İlk başta hal değişimde başlıyor. Şimdi bir kere ısı ünitesi genişti. Öğüsü vardı ve benzeri falan ama biz burada hal değişimden sonrasından sorumluyuz. Hal değişimde ne var? Bir kere maddenin katı sıvı gaz halleri vardır. Bunları hızlı geçeceğim. E, erime, buharlaşma, e, yoğuşma ve donma. E, bir de sübünleşme ve kıralaşma vardı. Buradaki Erime, buharlaşma ve süblimleşme ısı alıp maddenin ısı alıp olduğu değişimler aslında. Burada ise maddenin ısı verip olduğu değişimler, geçirdiği değişimler diyebiliriz ve bunlar hal değişimi olarak adlandırılıyor ve hal değişim noktalarının kütleyle bilgisi yok. Yani 100 gram suyun da e, kaynama noktası suyun kaynama noktası kaç derecedir? 100 derecedir hocam. Harikasın. 100 derece. Bravo diyorum sana. Suyun donma noktası kaç derecedir? 0 derecedir hocam. Harikasın. Dolayısıyla 0 derece ve 100 derece aslında bizim için önemli rakamlar çünkü su Iç, su bizim evrensel çözücümüzdür ve gerçekten karşımda çok çıkacak. Ve hal değişim noktalarının işte 100 gram su da olsa 100 litre su da olsa hiç fark etmez. Hepsi hepsi aynı hal değişim noktalarına sahiptir ve saf maddelerde hal değişirken sıcaklık sabit kalır. Mesela suyun e, kaynama noktası 100 derecedir ve su kaynama noktasına gelince sıcaklık sabit kalır. Bununla ilgili grafiğinde hemen burada göstereceğiz zaten. Şimdi hal değişim ısısı dediğimiz şey ise şudur bir gram maddenin hal değiştirmesi için gerekli olan ısı miktarına biz hal değişim ısı diyoruz. Kalori bölü gram veya jül bölü gramla hesaplanıyor birimi bu şekilde gösteriliyor ve mesela suyun bir gramını buharlaştırmak için gerekli olan 2260 jül ve etil alkolün bir gramını buharlaştırmak için gerekli olan 850 jül, azotun 200 jül. Dolayısıyla her bir maddenin Farklı buharlaşma ısısı veya yoğuşma ısısı vardır. Bu maddenin cinsine bağlıdır. Demek ki ayırt edici özelliktir diyorum. Hal değişim grafikleri de önemli. Hal değişim grafiğinde bu bir ısınma grafiği. Bak Tonguç eksi 30 derecedeki bir buz. ısıtmışız, ısıtmışız, ısıtmışız ve sıfır dereceye kadar gelmiş ardından erimeye başlamış. İşte burada erime sırasında Burada katı burada katı artı sıvı karışım bir hale Yani buz ve suyun karışımı haline geliyor. Ardından erime tamamlandıktan sonra ki bu sürede erime tamamlanıyor ama hala ısı alıyor aslında. Burada işte aldığı ısıyı e, kütlesine böldüğümüz zaman erime ısısını buluruz. Ardından erime tamamlandıktan sonra suyun sıcaklığı artmaya başlıyor. Sıfır dereceden artı 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 100 dereceye kadar geldi. Ardından tekrar bir hal değişimi geçiriyor. Yani bundan sonra da buharlaşma başlıyor. Su buhar karışımı olarak şekilde yani e, ...sıvı ve gaz karışımı olacak şekilde... ...ardından buradaki buharlaşma tamamlandıktan sonra... ...ki dört noktasında buharlaşma olur... ...ardından da Tonguç Elen Bey'im... ...artık buhar hale geldikten sonra... ...gaz halinde sıcaklığı artmaya başlar. Şimdi erime noktası nedir dediğimiz zaman... ...su için sıfı derece sıcaklık... ...sıfı derece sıcaklık... E, ...kaynama noktası nedir dediğimiz zaman... ...yüz derece sıcaklık şeklinde söyleyebiliriz. Ve erime nerede oluyor dersek... ...erime dördüncü bölgede olur. Yani... Bu pardon özür dilerim erime ikinci bölgede olur erime. Burası da buharlaşmadır. Buharlaşmadır diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla buharlaşma ve erime bu ısınma grafiği. Bir de bunun tam tersi var. O da soğuma grafiği. Hemen sana şurada iki dakika mini çek çizmek istiyorum. Mini bir soğuma grafiği çizelim seninle beraber. Burada e, mesela diyelim ki 130 derecede ilk başta soğudu soğudu soğudu. Sonra nereye kadar gelebilir? 100 dereceye kadar gelebilir. Sonra artık ...yoğuşmaya başlar. Yoğuşma tamamlandıktan sonra tekrar soğudu soğudu soğudu... ...artık nereye kadar gelebilir? Artık donmaya... ...gelebilir. Donduktan sonra da... ...artık eksi sıcaklıklara... ...artık eksi nereye gitmek istiyoruz? Eksi 30 mesela... ...eksi 30'a gitmeye istiyorsak... ...hemen buradan aşağı kadar iner. Dolayısıyla burada... Yoğuşma olayı olur. Yoğuşma, su-buhar karışımı. Burada da donma olayı olur. Buna da soğuma grafiği diyoruz. Tabii burada farklı maddeler olabilir Bey. İlla su olmak zorunda değil. Mesela şöyle bir madde çizerse bize şöyle 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 oldu derse bu madde için X maddesi diyelim. Buradaki hal değişimi nedir sence? Erime olabilir. Harikasın. Doğru söylüyorsun aslında. Erime olabilir ama bu buharlaşma da olabilir. Dolayısıyla sen burada tek bir hal değişimi görüyorsan bunun erime mi buharlaşma mı olduğunu anlayamazsın. Ama eğer şöyle bir grafik varsa eğer elimizde şöyle bir grafik varsa şöyle arttı arttı düzeldi sonra arttı tekrar düzeldi sonra tekrar arttı. Yani burada bunun kesin erime bunun da buharlaşma olduğunu net bir şekilde söylüyoruz. Çünkü iki defa hal değiştirmiş. Zaten iki defa ısınma grafiğinde hal değiştirme ise birincisi kesin erime ikincisi kesin buharlaşmadır. Ama burada erime veya buharlaşmadır. Bu da aklında kalsın diyorum. Bu da önemli bir özellik diyoruz ve hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber ısınma ve soğuma grafiklerini gördükten sonra şimdi de bakalım günlük hayattan birkaç tane örnek verelim bunlara. Bunlar da önemli. Bunlar çıkabilir. Güneşte bırakılan karpuzun bir miktar soğuması ısı alan bir tepkimedir aslında. Çünkü bu soğurken aslında karpuzun kesilmiş kısmındaki su kısım sular buharlaştığı zaman ısıyı alarak buharlaşır. Yani mesela kolonyanın elimizden buharlaşması. Kolonyayı döktüm buraya elimizden buharlaşıyor ve izimizi ferahlatıyor değil mi? Ne yapıyor aslında? Elimizdeki ısıyı alıyor. Isıyı alıp ancak buharlaşabilir o çünkü. Dolayısıyla suyun donması mesela tam tersi. Donarken bir madde ısı verir etrafa. O yüzden mesela kar yağdığı zaman ortam birazcık kırılır. Hani kardan önce soğuktur ama kar yağdığı zaman hava sıcaklığı birazcık kırılır birazcık daha e, yükselir. Çünkü su donarken etrafa ısı verir aslında. Isıyı kaybettiği için donar zaten. Peki çamaşırların kurması etraftan ısı alıyor, güneşten ısıyı alıyor ve dolayısıyla çamaşır e, suyu, suyu, buharlaştırıyor ve sonrasında kuruyor. Buzdolabında bırakılan yiyeceklerin soğumasına baktığımız zaman da ısı veren bir e, tepkime. Çünkü soğuma yani şöyle düşün katı sıvı gaz bu tarafa doğru gittiği zaman bu tarafa doğru gittiği zaman burada soğuma oluyor aslında ve burada ısı veren bir tepki var. Bu tarafa doğru gittiği zamansa ısı alan bir tepki var. Dolayısıyla soğuma dediğimiz zaman ısı veren e, dondurmanın erimesi dediğimiz zaman ısı alan erime çünkü sağa doğru gidiyor. E, buzdolabından çıkarılan kavanozun dış yüzeyine damlacıkların oluşması ise aslında bu damlacıklar oluşurken e, buradaki cama yapışıyor ve Su buharı suya dönüşüyor. Su buharının suya dönüşmesi demek gazdan sıvıya geçiş demek. Dolayısıyla bu tarafa doğru gittiği için ısı veren bir tepkime diyoruz. Yemeklerin pişmesi dediğimiz zaman pişirildiği zaman ısı alan bir tepkime. Zaten e, ne oluyor? Eriyor, meriyor falan filan. E, yağmurun yağması dediğimiz zaman su buharı suya dönüşüyor. Yoğuşma var orada. Yağmur dediğimiz zaman yoğuşma kelimesi önemli. Dolayısıyla burada ısı veren bir tepkime var diyebiliriz. Şimdi geldik basit makinelere. Basit makinelerde ise iş yapma kolaylığı sağlayan aletlere biz basit makineler diyoruz. İşte bir pense bile basit makine olabilir. Veya işte diyelim ki eğik düzlem işte ne vardı en önemlileri makara ve benzeri çıkrık ve benzeri bunlar basit makinedir. Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirebilir. Uygulanan kuvvet çıkan kuvvetten küçük ise kuvvet kazancı vardır. Bu istediğimiz bir şey Tonguç Elan Bey'im. Basit makineler hiçbir zaman işten ve enerjiden kazanç sağlamaz. Hatırlıyor musun burada e, bir necmi vardı. E, neydi bu Necmi'nin adı evladım benim? Kuru Kafa Necmi. Aynen bu Kuru Kafa Necmi arkadaşımız gerçekten de işten ve enerjiden kazanç vardır falan diye bir şeyler söylemişti ve sonra Mortenzi olmuştu. As, asla ve asla işten ve enerjiden kazanç olmaz. Kuvvetten kazanç olabilir. Yoldan kazanç olabilir. Hatta kuvvetten kazanç güzel bir şey. Yani ben şöyle eşek kadar büyük olsa bu 100 Newton olsa ben bunu böyle e, diyelim ki 20 Newton kuvvette bunu kaldırabilsem yerinden. O zaman benim kuvvetim 20, bu yük 100. O zaman ben kuvvetten 5 kat kazanıyorum. Yani 100 bölü 20'den 5 kat kazanıyorum. Dolayısıyla böyle kuvvetten kazançlar olabilir. Peki mesela burada bayrak direni çıkartırken sen nasıl bir şey kullanıyorsun? Burada sabit makara kullanıyorsun. Sabit makarada e, bu sistem sayesinde basit sayesinde kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlıyorsun. Bu da önemli bir ayrıntı diyorum ve hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %90 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir. Sınava kadar 10 binin üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar tonguçakademi.com'da. Hadi bakalım birkaç tane en önemli basit makineleri bir bakalım. Bir kere makaralar, kaldıraçlar, eğik düzlem en önemli basit makineler. Çıklık da önemli bir hale geldi. Ama tekrar söylüyorum makara, kaldıraçlar ve eğik düzlem çok sorulur. Sabit makara var. Ortası duvara bağlı. E, ortası duvara bağlı olmayan hareketli makara var. Duvara bağlı değilse hareketli makara oluyor. Palangalarda sabit ve hareketli makaranın bir arada ol, olan halleri diye düşünebilirsin. Peki e, burada sabit makarada Kuvvet kazancı yok. Kuvvetin yönü değişir sadece. Yani sen burada 100 Newton'ı 100 Newton'la kaldırırsın. Ee, kuvvetten kazanmazsın ama kuvvetin yönü değişir. Ve dolayısıyla iş yapma kolaylığı tabii ki vardır. Ee, ve kuvvetin yönü değişir. Kuvvetin yönü değişir. Bu önemli bir şey. Bunu niye yazıyorum? Çünkü sabit makara çıkan bir şeydir aslında. Ortası duvara bağlı olduğundan anlay anlayabiliriz sabit makara olduğunu. Burada ise hareketli makarada da Eren Bey'im. Kuvvet, kuvvet kazancı vardır hatta iki kattır yani buna çok güleriz ve kuvvetin e, iki kat kazanıldığını söyleyebiliriz kuvvet kazancı var kuvvet kazancı var ama yoldan da yoldan da kayıp var. Bu çok önemli. Mesela ben bunu bir metre çekince bu bir metre yukarı çıkar. Ama ben bunu bir metre çekince bu yarım metre yukarı çıkar. Dolayısıyla daha az yukarı çıkar. Dolayısıyla bir yoldan da kaybediyoruz. Palangalar farklı çeşitlerde olabiliyor. Ama mesela bu palangada bir sabit makara var. Ortası duvara bağlı olduğu için. Bu ve ortası yüke bağlı olan bir de hareketli makara var şeklinde düşünebiliriz diyorum. Ve kaldıraçlara geliyoruz. Kaldıraçlarda ise aslında bir tahtavaralliği düşünebilirsin. Kaldıraçlarda destek ortada, yük ortada ve kuvvet ortada olmak üzere do, yo, ko şeklinde 3 farklı kaldıraç çeşidi var. Desteğin ortada olduğu yani buradaki desteğin ortada olduğu kuvvet buradan yük de burada olduğu şekilde bir tahtaverelli sistemi kurduğumuz zaman burada bu kola kuvvet kolu diyoruz. Kuvvet kolu diyoruz ki bunun uzunluğu çok önemli. Yükün desteği olan uzaklığına da yük kolu adını veriyoruz. Eğer çok basit bir mantık var burada da. Eğer kuvvet kolu büyüktür kolu büyüktür yük kolu ise o zaman burada kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancı Vardı. Kuvvet kazancının ana prensibi bu. Kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması diyoruz. Kuvvet kazancı olabilmesi için kuvvet kolunun yük kolundan büyük olması gerekiyor diyoruz. Bu çok önemli bir özellik. Mesela burada e, yük ortada kaldıraçta dikkat et. Kuvvet kolu kuvvetin desteği olan uzaklığı. Yük kolu yükün desteği olan uzaklığı. Kuvvet kolu her zaman yük kolundan fazla. O yüzden burada %100 kuvvet kazancı... Kuvvet kazancı vardır Tonguç hatta bunun hesabı da şöyle oluyor mesela diyelim ki burası 2 metre burası 4 metre diyelim kuvvetle 4 metrenin çarpımı yükle 2 metrenin çarpımı ediyor dolayısıyla kuvvet yükün yarısı oluyor yani ben 100 Newton'lık bir yükü 50 newtonla kaldırabilirim dolayısıyla kuvvetten 2 kat kazancım var. Ama burada dikkat et kuvvetten kazanç varsa yoldan da kayıp vardır unutmayalım. Mesela burada da kuvvet kolu burası kuvvetin desteği olan uzaklığı. Yük kolu da burası daha büyük. Yük kolu daha büyük olduğu için burada %100 kuvvetten kayıp vardır. %100 kuvvet e, kaybı yani aslında kuvvetten kaybediyoruz. Ben demek ki e, 100 Newton'lık bir yükü aslında ben 200 Newton'lık kuvvetle kaldırıyorum. Yani kuvvetten kaybediyorum. Yoldan kazanıyorum burada da şeklinde düşünebilirsin. Burada ise eğer birbirleriyle eşitse kuvvetle yük bir aynıdır. Ama kuvvet kolu daha fazla ise mesela şöyle bir örnek yapalım. Şöyle bir örnek yapalım. Şöyle diyelim ki al sana kapı kolu örneği mesela. Buraya koyduk. E, buraya kuvveti koyduk. Bak kuvvet kolu bu kadar yük kolu bu kadar. Al sana burada çok kuvvet kazancı var şeklinde iki gülen suratlı şeklinde bir ifade yapıyorum. Eğik düzlemde kuvvet kazancı yüzde yüz var. Bu da çok mutlu edici bir şey gerçekten de. Eğik düzlemde dediğim şey de aslında bir yükü böyle diklemesine böyle çıkartacağımızda H yüksekliğine böyle sürükleyerek çıkartıyoruz. Yani eğik bir düzlemde rampada çıkartıyoruz ve bu rampanın uzunluğuna L diyelim yüksekliğine de H diyelim. Eğer eğer bak bu çok önemli H artarsa H artarsa aslında biz daha fazla yoruluruz kuvveti arttırmamız gerekiyor. L artarsa L artarsa o zaman daha az yoruluruz. O yüzden bu mutlu edici bir şey bu mutsuz edici bir şey. Ne kadar yüksek olursa burası o kadar yoruluruz. Dolayısıyla daha az yükseğe çıkartmak ve daha uzun sürede çıkarmak bizim için kuvvet kazancını artırır. Yani L, artarsa kuvvetten kazanç kuvvetten kazanç artar diyorum. Burada ise kuvvetten kazanç kazanç ...azalır diyorum. Bu çok önemli bir mantık. Buna dikkat edelim diyoruz ve... ...hatta bununla ilgili bir örnek soru da vardı. Mesela şöyle bir soru. Şöyle bir... E, ...H yüksekliği, L uzunluğu... ...bir de şöyle bir... E, ...şey var, sistem var. H yüksekliği, 2L uzunluğu. Sence hangisinde kuvvetten kazanç daha fazladır? Uzun olan hocam. Harikasın, doğru bildin. Çünkü ne kadar uzun olursa... ...ne kadar uzun olursa o kadar mutluluk ve Daha rahat çıkartırız değil mi? Bu... Yani eyvallah tamam eyvallah da ama burada daha mutlu oluruz değil mi? Hatta yani bu da mutlu ama bu iki defa mutlu, double mutlu. Dolayısıyla bu daha e, rahat çıkartabiliriz diyoruz. Eğer ben bunun yüksekliğini arttırsaydım mesela... 2H, L yapsaydım bu da en zoru olurdu. Düşünsene. Yani hem L uzunluğu hem de 2H dolayısıyla bu gerçekten de birazcık daha az böyle kafam karıştı şeklinde bir ifade diyebiliriz. Kuvvetten kazanç elde edilen bir başka makinede çıkrıktır Tonguç Eren Bey. E, bu aslında bizim için bizim için nedir biliyor musunuz? Bu aslında bizim için kuyudan su çıkarmaya yaran alet gibidir. Burada bir çıkrık kol denilen bir e, şey var. E, dönen bir e, şey var. Kol var. Ve bu Çıkrık kolunun yarı çapına R ediyoruz bu çıkrık kolu ne kadar büyük olursa ne kadar uzun olursa o kadar bizim için iyi olur o kadar rahat çeviririz burası silindirin e, yarı çapı bu da çıkrık kolunun e, yarı çapı dolayısıyla bu ne kadar fazla olursa o kadar e, rahat bir şekilde bu kovayı aşağıdan çıkartabiliriz diyorum. Ve hadi bakalım o zaman şimdi basit basit makinelere geçiyoruz. Yani bunlar çok çıkmıyor ama yine de bilelim. Dişli çarklar var. Tur sayısı yarı çap ve diş sayısı da ters orantılı. Mesela bu e, iki dişli birbirine dönerken bu böyle dönerken bu da tersine döner. Çünkü birbirine dişler böyle birbirine temas ederken böyle döndürür. Yani birbirinin ters yönüne döner. Birbirine dokunan dişler. Peki bu dokunan dişler ters yöne dönerken mesela bu 10 tur atarsa bu 5 tur atar. Neden? Çünkü Küçük olan daha fazla döner. Tur sayısı olarak büyük olan da daha az döner. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yarı çap olarak da zaten bunun daha küçük, bunun daha büyük olduğu gözüküyor. Diş sayısı olarak da bunun daha küçük, bunun daha büyük olduğu, daha fazla diş sayısında olduğu zaten gözüküyor diyebiliriz. O zaman ne kadar diş sayısı olursa o kadar az döner. O kadar, çok diş sayısı olursa. Ne kadar yarı çapı büyük olursa o kadar az döner bunu bileceğiz. Kasnaklara baktığımız zaman düzgün bağlı kasnaklar var. Şöyle mesela. Bir de... Çapraz bağlı kasnaklar var. Bir de eş merkezli kasnaklar var. Burada mesela çapraz bağlı kasnaklarda dönme ters oluyor. Mesela e, bu arkadaş bu tarafa doğru dönüyorken bu arkadaş tersine dönüyor. Bu eş merkezli kasnaklarda ise dönme aynı şöyle hatta birazcık yaklaştıralım bunu. Eş merkezli KVL diyelim mesela bu bu tarafa dönüyorsa bu tarafa dönüyorsa bu da bu tarafa dönüyor. Ama bu bu tarafa dönüyorsa bu tersine dönüyor şeklinde düşünebiliriz. Aynı şekilde bu bu tarafa dönüyorsa bu da aynı yönde dönüyor şeklinde düşünebiliriz. Yarı çaplarıyla ters orantılı dönme sayıları mesela bunun yarıçapı daha fazla olduğu için bu daha az döner. Mesela bu 5 tur dönerse bu 6 tur döner diye düşünebilirsin. Burada aynı şekilde bu 10 tur dönerse mesela bu 20 tur döner diye düşünebilirsin. Burada bu 10 tur dönünce içindeki eş merkezde olan kasnak da 10 tur döner, unutmayalım bu da kıl bir şey biliyorum ama eş merkezli olduğu için birbirine bağlılar, dolayısıyla birbirlerine e, birbirleri aynı sayıda dönerler. Ama burada farklı merkezli olunca yarıçaplarıyla orantılı, ters orantılı bir şekilde dönerler diyorum ve hemen geldik artık. Basit makinelerden sonraki konumuz yani enerji ve beslenme ilişkileri konumuz. Şimdi ilk başta besin zinciri var. Basit bir besin zinciri yaparsak dünyadaki bütün enerjinin kaynağı güneştir dedik. Güneşten otlar, bitkiler ve benzeri fotosentez yaparak aslında enerjiyi alıyorlar. Ardından da otu keçi yiyor. Keçiyi çakal yiyor çakalı, aslan yiyor şeklinde ufak bir besin zinciri oluştuk. Bunların çoklularına besin ağı diyebiliriz. Ama şunu unutmayalım. Tabii aslan sadece çakal yemiyor veya çakal sadece keçi yemiyor. Başka hayvanları diyor ama öz olarak bu bir besin zincirdir. Bunun gibi besin ağları vardı. Birçok besin zincirinin bir araya geldiği. Burada şunu unutmayacağız. Bu ilk baştaki e, canlıya biz üretici adını veririz. Sonrasında birinci tüketici gelir. Birinci tüketici ve bu genellikle otçuldur. Ot yer, ot yerek beslenir. İkinci tüketici geldiğimiz andan itibaren artık etçile geçer. Çünkü otçul bir hayvanı yiyor çakal mesela. Aynı şekilde üçüncü tüketici de etçil haline gelir diyoruz. Üçüncü tüketici de etçil olur diyoruz. Dolayısıyla etçil ve otçul şeklinde canlıları özellikle tüketicileri ayırabiliyoruz. Zaten canlılarda üç farklı grup var. Neydi bunlar? Birincisi canlılarda üreticiler var. İkincisi tüketiciler var ki hayvanlar ve benzeri bunlar bitkiler ve benzeri. Üçte ayrıştırıcılar var. Ayrıştırıcılar çok önemli. Bunlar çürükçürlerdir. Yani bunlar özellikle bakteri, bakteri ve bazı mantarlar olarak adlandırılır ve tek hücreli canlılar gibi düşünebilirsin. Bu üreticiler ve tüketiciler, üretici bitki, üretici bitki, bitkiler genel olarak, hatta şöyle düzgün yazalım. E bunlar da genel olarak hayvanlar gibi düşünebilirsin ve dolayısıyla hayvanlar ve mantarlar da bu sınıfa girer aslında ama mantarların bir kısmı da ayrıştırıcıların içine girer. Şimdi geldik senle beraber bunların besin piramidine. Besin zincirini ben piramide yerleştirdiğim zaman en altta en geniş olan kısım ve birey sayısı en fazla olan kısım üreticilerdir. Yani dünyada hayvanların kat ve katı bitkiler vardır ve bu üreticilerin üzerinde bunu yiyen tüketiciler vardır ve tüketiciler de böyle yavaş yavaş daralarak gider. Birinci tüketici her zaman otçuldur. İkinci tüketici etçil veya hepçil oluyor ama etçil olur genellikle diye düşünebilirsin. Peki geldik bu şekilde gittikçe birey sayısı azalır. Yani burada 100 bin tane ot varsa, burada işte e, 300 tane e, keçi var, burada 10 tane çakal var, burada da bir tane aslan var diye düşünebilirsin. Birey sayısı azalır. Canlı sayısı azalır yani. O yüzden zaten besin piramidi şeklinde düşünüyor ve bunların hepsinin artık ve atıklarıyla yani öldüler bunlar veya artık yaptılar işte şey yaptılar bir tuvaletlerini yaptılar falan filan. Bunların hepsiyle ayrıştırıcılar uğraşıyor ve onları doğadaki mineralleri ayırıyorlar. Doğaya tekrar geri döndürüyorlar. Dolayısıyla ayrıştırıcıların görevi inanılmaz önemli diye düşünebilirsin. Ve burada bir de şunu unutmayalım. Aktarılan enerji miktarı az oluyor. Mesela bunların enerjisi işte eee 10 bin ise bunun enerjisi bin oluyor. Bunun enerjisi 100 oluyor. Bunun enerjisi on şeklinde. Aktarılan enerji miktarı onda birine düşüyor. Hatta Tonguç evladım benim e, biriken atık madde denilen bir özel bir şey var. Yani sen bu bitkilere böyle böyle ilaçlar sıktıktan sonra bu ilaçları e, ilaçlı bitkiler bunlar kimyasal maddeler var artık üzerinde. Bunu keçi yediği zaman keçi tacı bir ot yemiyor ki bütün otları yiyor. Dolayısıyla bir sürü e, içinde e, kimyasal madde birikiyor Ve sonrasında bunu çakal yediği zaman Çakal bir tane keçi yemiyor ki Bütün keçileri yiyor ve dolayısıyla Bütün bu kimyasal maddeleri Almış oluyor biyolojik birikim Hat safhaya geliyor ardından e, Aslan bir tane çakal yemiyor ki hayatı boyunca Yüzlerce yiyor dolayısıyla bunların Hepsi aslanda birikiyor Biriken madde miktarı en fazla olan aslan oluyor O yüzden insanlar da ne yazık ki işte kanser gibi hastalıkların Ortaya çıkma olasılığı daha yüksek oluyor çünkü bütün bu bitkilerdeki, keçideki, bilmem nedeki bütün kimyasal maddeler sonunda bize bırakıyor. Çünkü besin piramidinin en üstündeyiz neredeyse diyebilirsin. Dolayısıyla biz de ne yazık ki biriken e, zararlı madde hatta attık demeyelim de zararlı madde artıyor yukarıya doğru gittikçe diyor. Fotosenteze baktığımız zaman yeşil bitkilerin, alklerin ve siyanobakterilerin yani aslında genel olarak bitkilerin yaptığı ve güneşten aldıkları enerji sayesinde, ışık enerji sayesinde besin ürettikleri bir mekanizma. Bu mekanizmanın temel mantığı şu. Aslında bitkiler besin üreten ve besinin ana kaynağının yani enerjinin ana kaynağının güneş olduğu bir besin üretimini yapan bir makina gibi düşünebilirsin bunların hepsini. Suyu köklerinden alıyorlar, suyu köklerinden alıyorlar. Havadan karbondioksit alıyorlar, havayı da temizliyorlar. Suyu aldıktan sonra havayı da karbondioksit çekerek temizledikten sonra bununla güneş ışığındaki enerjiyi birleştirip bunu besin haline getiriyorlar. Ve resmen bizim için işte buğday, işte elma, armut, işte pırasa bilmem ne hepsini teker teker üretiyorlar ve ardından bunun yanında bir de o kadar iyi bir şey ki oksijen veriyorlar e, havaya ve bu sayede temiz hava alabiliyoruz. Yani Bitkiler olağanüstü bizim için yani canlılar için bir hayvan için bir işte insan için ve bir tüketici için bitkiler olağanüstü varlıklar. Hem bize besin üretiyor, hem bize e, oksijen veriyor, hem karbondioksitten arındırıyor havayı. Dolayısıyla sadece suyu verdiğin zaman, bir de ışığı gördüğü zaman, oh be ne güzel bitkiler. E, Kloroplastlarında fotosentez yapıyor diyoruz ve kloroplastlarındaki klorofil renk pigmentleri bitkilere yeşil rengini veren ve bu yeşil rengi olmasaydı zaten fotosentez fotosentez yapamazdı. Çünkü klorofil sayesinde fotosentez oluyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Peki bu olayın tam tersi nedir dediğimiz zaman o zaman da karşımıza solunum çıkıyor. Ama öncesinde fotosentez hızına etki eden faktörlere bakacağız. Şimdi bu çıkar diyorum yazılıda sorulur diyorum buna uyarı veriyorum. Çünkü fotosentez hızına etki faktörler LGS'de dahi sorulacak. Dolayısıyla aman dikkat edelim LGS'de de çıkacak çok önemli bir başlık bu. Ve bu arada LGS'den sonra ne yapacaksın Tonguç'um? Yatacağım hocam ya. Aynen öyle harikasın ya, full yat tebrik ediyorum seni. Biliyorsun artık liseli olacaksın ve liseye geçtiğin zaman Böyle bir sürü işte yeni ders gelecek işte fen dersi fizik kimya biyolojiye bölünecek işte matematik birazcık daha zorlaşacak artık lise matematiği tabii birazcık daha kazık olacak ve bunlar için de biz biliyorsun e, tamam zaten dinleneceğiz LGS'den sonra hiç çalışmayacağız ama yazın. Tam 9. sınıfa yaklaşmışken birazcık böyle minimal minimal günde 10 dakika günde 15 dakika e, yapabileceğin çalışmalar gibi bir çalışma düzeni kuracağız seninle beraber o da çok basit yaz kampımız var 8'den 9'a hazırlık yaz kampımızda seninle beraber olacağız bununla şimdiden duyurmak istiyorum çünkü yakında yine duyuruları yapacağız ama 8'den 9'a matematik hazırlık kitabı var mesela 8'den 9'a. Eksiksiz geçmek için biz bu hani 9. sınıfın zorluğunu bu arada en fazla sınıfta kalınan sınıf 9. sınıf aslında e, ileride de karşımıza gelecek ama dolayısıyla biz şimdiden e, yaz kampını duyuralım sen de yaz kampını kaçırma diyorum ve fazla uzatmıyorum hemen fotosentezine etkilen faktörlere bakalım. Bir kere yaprak genişliği yaprak sayısı bunlar etkileyebilir ama bizim için önemli olan çevresel faktörler. Mesela ışık şiddeti etkilidir. Işık şiddeti ne kadar fazla olursa fotosentezize o kadar artar. Ama... Öyle bir şey ki Tonguç Elan Bey'im artar artar, artar 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 sonra belli bir yerden sonra sabit kalır. İşte bu sabit kalmasının sebebi aslında ışık şiddetinin sadece tek faktör olmamasıdır. Çünkü ne kadar arttırırsan ışığı ver ışığı ver ışığı ver ışığı daha fazla potansiyel yapsın. Mesela şöyle bir deney düzeni kursak şöyle bir ampul koysak işte şöyle bir ampul koysak şuraya da bir bitki koysak mesela saksısıyla beraber bir bitki koysak. Ee, ...şöyle bir bitki koysak ve yeşil yaprakları olsa burada... ...bunlar fotosentez yapar değil mi? Ama sen ne kadar çok ışığı versen dahi... ...suyu belli, karbondioksit belli, havadaki diğer faktörler belli. Dolayısıyla o e, diğer faktörler belirleyici oluyor. O yüzden belli bir yerden sonra sabit kalıyor. Aynı şey karbondioksit miktarı için de geçerli. Yine karbondioksit arttırıyorsun havadaki... ...ne güzel bitkili için karbondioksit çok güzel bir nimet. Ve bu arttırıyorsun ama... ...belli bir yerden sonra o da sabit kalıyor... ...çünkü artamıyor diğer faktörler... ...ışık, su ve benzeri belli... ...veya su miktarı da önemli... ...su miktarı bir kere sıfır olursa hiç fotosentez olmaz... ...o yüzden grafimiz şuradan başlıyor... ...sonra artıyor artıyor artıyor... ...suyu arttırın arttırın fotosentez artıyor ama... ...belli bir yerden sonra sabit kalıyor... ...dolayısıyla su miktarı da belli bir yerden sonra... ...fotosentezini değiştirmez... ...sıcaklıkta çok enteresan bir şey var Tomuç'um... ...sıcaklık 25-35 arasında çok iyi bir fotosentez oluyor aslında ama ondan önce yani 25 dereceden önce fotosentez az oluyor. E, 35 dereceden sonra da fotosentez az oluyor. Hatta 55 derece duruyor fotosentez. Veya 0 derecede duruyor fotosentez. Çünkü su donuyor kardeşim. Su don su olmayınca nasıl fotosentez yapacak? Dolayısıyla en iyi sıcaklıklar 25-35 derece bandı. Onun dışında e, çok sıcakken veya çok soğukken ne yazık ki fotosentez e, yavaşlıyor diye düşünebilirsin. Ama en önemlilerinden bir tanesi de ışık rengi. Şimdi şöyle düşünelim. Bitkiden ne renk? Yeşil hocam. Harikasın. Yeşil renk. işte yeşil renk çok enteresan bir şekilde fotosentezin en az olduğu renk. Yani yeşil renge baktığımız zaman hatta şöyle yapalım. Mor renk en fazla, yeşil renk en az ve sonrasında kırmızı da en fazla diye düşünebilirsin. Yeşil renkte fotosentez minimum oluyor. Çünkü yeşil yeşili yansıtır. Yani sen bir e, yeşil bitkiye yeşil ışık gönderdiğin zaman yeşil yeşili yansıtır. Halbuki bitkilerde soğurmasını bekliyoruz. Soğurması için farklı renkler lazım. Mor ışıkta ve kırmızı ışıkta fotosentez süper olur. Dolayısıyla en fazla fotosentez hızının olduğu yer Mor, mor ve kırmızıdır. Bunu unutmayalım. En azsa kendi rengidir. Yani yeşildedir diye düşüneceğiz ve hemen geçiyorum. Bundan soru geleceği için birazcık abarttım anlatımını. Bir de solunum. Solunumdan da soru gelmesini bekliyoruz bu arada. Şimdi solunum ne demek? Aslında fotosentezin tam tersi. Besinleri yedikten sonra biz sen yemek yiyorsun değil mi elalme? Yiyorum hocam. Harika. Günde kaç öğün yiyorsun? İki öğün yiyorum hocam. Harika. İki öğün de iyi. Bence, iyi. Ben, bence de iyi. Peki bu yedikten sonra bu yemekleri ne işine yarıyor bu yemekler? Aslında sana enerji sağlıyor. Beyninin çalışmasını sağlıyor. İşte sallıyorum e koşmanı sağlıyor. E spor yapmanı sağlıyor. Bunların her birisi için işte bizim enerjiye ihtiyacımız var. Bu enerjide de biz besinlerden alıyoruz. Ama sadece besinlerle enerji üretemiyoruz. Besinleri bir de oksijenle birleştiriyoruz. Nefes alıyoruz. Nefes aldım. Bu aldığım nefesteki oksijeni kullanıyorum ki oksijen benim için gerekli. Bu oksijeni kullanarak besinleri parçalıyorum, yakıyorum aslında. Yani yani aslında arabaların e, motorlarında olan olay da bu aslında. Arabalar benzin koyuyoruz. Be, bak arabaların şöyle benzin, bak besin yerine benzin artı oksijen, oksijen e, eşittir karbondioksit artı su artı arabanın e, enerjisi, hareket enerjisi. Aslında arabada aynı şey oluyor. Dolayısıyla benzin yerine biz besin kullanıyoruz. Bizim benzinimiz besin ve oksijenle birleşiyoruz yakıyoruz. Arabaların motorlarında da yanmalı motorlar derler. Böyle sıcaklığı artar arabanın motorunun. Ve karbondioksit oluşturuyor. Havaya karbondioksit veriyoruz. Ve bunu da sağ olsunlar bitkiler bizim için temizliyor. Ve su oluşturuyoruz. Bunu da nefesimize de veriyoruz. Çişimize de veriyoruz. Ve ardından da en önemlisi enerji. Ve bunun enerjinin vücuttaki haline biz ATP adını veriyoruz. Dolayısıyla bir sürü enerji elde ediyoruz. Ve bu enerjiyle koşuyoruz, zıplıyoruz bilmem ne falan filan. Oksijenli solunumun temel amacı nedir? Enerji, enerji. Biraz da sinerji harika bu şarkıyı çok severim enerji enerji biraz da sinerji ben de çok severim gerçekten de şarkıyı süper söylüyorsun bu arada bravo diyorum dolayısıyla bu enerji bizim için oksijenli solunum sayesinde veriliyor karşılanıyor ama bir de oksijensiz solunum var illa oksijen kullanmamıza gerek yok yine besinleri bazı enzimler sayesinde Laktik asit veya etil alkol oluşturacak şekilde, bazen laktik asit, bazen etil alkol oluşturacak şekilde enerji üretebiliyoruz besinleri parçalayıp. Ve etil alkol oluştururken özellikle karbondioksit de çıkıyor aynı buradaki gibi oksijenli solunumdaki. Buna dikkat edelim. Bununla ilgili bir soru vardı örnek sorularda o yüzden buna dikkat edelim. Yani oksijenli solunum, oksijensiz solunum fark etmez. Bunların her birisinin amacı enerji üretimidir. Herkesin enerji ihtiyacı var. Bu arada sadece İnsanlar, hayvanlar yapmıyor bunu. Bunu bitkiler de yapıyor. Bitkiler fotosentezin yanında solunum da yapıyorlar. Geceleri ne yapıyorlar? Gündüzleri de yapıyorlar. Gündüzlere de enerji ihtiyacı var. Yani bitkiler gece gündüz solunum yaparlar. Biz de gece gündüz solunum yaparız. Bitkiler özel olarak e, gündüz vakitlerinde, gündüz vakitlerinde yani ışığı gördükleri vakitte, ışığı gördükleri vakitte fotosentezde yaparlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor diyorum. Ve fazla uzatmıyorum. Geçiyoruz artık neye? Madde döngülerinden. Madde döngülerinden daha az soru gelecek. O yüzden hızlı geçeceğim. Su döngüsü vardı. Su döngüsünde birinci olayımız buharlaşmaydı. E, sular güneşin de ve sıcaklığın etkisiyle yukarı doğru buharlaşıyorlar. Göl, deniz, akarsu ve benzeri yerüstü sularından. Ardından bu buharlaşan sular yukarıda soğuk havayla karşılaşıp yoğuşuyorlar ve yağmur şeklinde e, kafamıza düşüyorlar. Yağmur şeklinde, kar şeklinde, dolu şeklinde ve bu yağmur, kar, e, bu arada hani buna yoğuşma diyoruz. Yoğuşma veya yağış da diyebiliriz. Bu yağıştan sonra yeraltı sularına gidip aslında bizim içme sularımızı da oluşturuyorlar ve aynı zamanda işte e, sular bir yerden bir yere taşınmış ve bitkileri beslemiş oluyor ve benzeri ve aynı zamanda bitkiler ve hayvanlar hepsi de terleme olayıyla yine buharlaşmaya destek oluyor terleme yapan e, bitki ve hayvanların etkisiyle de su e, yer üstüne çıkmış oluyor diye düşünebiliriz. Bu döngü sayesinde su döngüsü diyoruz. Burada e, suyun asa dünya içinde sürekli devinimi sağlanmış oluyor. Yani sadece buharlaşma olsa su gider, biter. Olsa kalmaz. Sadece yoğuşma olsa su yağar, yağar, yağar. Ondan sonra bitti. E ne olacak? Nasıl yukarı çıkacak tekrar? Nasıl yağış olacak tekrar? Nasıl bitkiler beslenecek tekrar? Dolayısıyla bunların hepsi bir döngüye dayalı. Karbon oksijen döngüsünde de karbondioksit ve oksijen bizim için çok önemli. Burada en önemli Lola şu. Bir solunum var, solunum var. Bir de fotosentez var, fotosentez var. Şimdi buradaki mantık şu. Solunum fotosenteze karbondioksit veriyor, fotosentez solunuma oksijen veriyor. En önemli mantık burada aslında karbondioksit ve oksijenin verilmesi. Bunlar birbirleriyle aslında tamamlayıcı rolde çalışıyorlar. Dolayısıyla ben nefes alıp verdiğim zaman huf, verdim karbondioksiti bitki aldı fotosentez sayesinde onu oksijene çevirdi bana tekrar geri verdi huf, nefesimi aldım ve rahatım. Dolayısıyla benim oksijene onların da karbondioksite ihtiyaçları var. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Üreticiler ve tüketiciler şeklinde gruplandırırsak. Bunu üreticiler yapıyor, bunu da tüketiciler yapıyor diyebiliriz. Burada çok fazla detaya girmiyor. Mesela fosil yakıtların yakılmasıyla da karbondioksit üretiliyor ve benzeri. Bunun gibi detaylar var ama önemli olan burada aslında bizim için karbon oksijende bu solunum ve fotosentezin birlikte çalışması. Azot döngüsünde de çok karışık bir diyagram var ama azot döngüsünde havadaki e, atmosferin %78'i azottur ama biz bunu kullanamayız. Direkt olarak o yüzden ne, ne olur yıldırım ve şimşek olur mesela toprağa geçer. Aynı zamanda azot tutucu bakteriler olur toprağa geçer. Ardından azotlu tuzlar oluşur, bitkiler beslenir ve bununla büyürler ve protein üretirler ve bu bitkileri yiyen e, inek ve benzeri canlılarda yine proteinleri azotlu pro molekülleri üretirler ve bunların hepsinin artık ve atıkları ayrıştırıcılar tarafından topraktaki minerallere ayrılırlar ve sonrasında bazı bakterilerde bunu ne yaparlar e, aslında tekrar atmosfere verirler şeklinde bir döngümüz var. Fazla uzatmıyorum. Bununla alakalı soru çıkmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü senaryoların hiçbirisinde yoktu. Şimdi geldik küresel ısınma. İşte sorunun geleceği kısımlardan, yazılıda sorulacak kısımlardan ki özellikle pandemiden sonra Milliyetin Bakanlığı da dahil bütün dünyadaki yetkililer aslında diyorlar ki en büyük sorun Bizim için küresel ısınma Nedir bu küresel ısınma? Biliyorsun insanoğlu bir sürü zehirli gaz üretiyor. İşte fabrikalardan, işte arabalardan, egzozlarından ve benzeri bunların her birisi atmosferin belli noktalarında birikiyorlar. Ve güneşten gelen ışınlar normalde yeryüzündeki %70'i su olan yeryüzündeki e, denizlere ve benzeri çarpınca ne yapıyor? Geri dönüyorlar, yansıyorlar aslında. Ama yansıdıktan sonra... Tekrar dünyaya yansımasına yol açan ve sera etkisini oluşturan bazı sera gazları var ve bu sera gazları yüzünden bu güneşinleri yansıyıp uzaya geri dönmek yerine tekrar dünyanın üzerine düşüyorlar. Bu korkunç bir şey. Tekrar dünyanın üzerine düştükleri zaman dünyayı iki defa ısıtmış oluyorlar ve bu yüzden de dünyanın ee, küresel ısınma felaketine doğru gittiğini söyleyebiliriz ve buna sera etkisi diyoruz. Bu sera etkisinden dolayı dünyanın sıcaklığı sürekli artıyor, buzullar eriyor, canlı nesilleri tükeniyor. Çünkü canlı nesilleri soğukta yaşayan canlı nesilleri o sıcaklığa alışkın değiller, suların yükselmesi söz konusu, dolayısıyla dünyanın dengesi bozuluyor. İşte küresel ısınma dediğimiz şey de dünyanın sıcaklığının artıp aslında o buzulların erimesinden sonra gerçekten büyük felaketlerin iklim değişikliklerinin ve benzeri olması. Çünkü resmen bir fırtına çıkıyor, kaç tane ev yıkılıyor. İşte bir kasırga oluyor, bilmem kaç tane ev zarar görüyor. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek için insanlar ne yapıyorlar? Artık yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyorlar. İşte sallıyorum klorofluorokarbonlar dediğimiz e, hidroflorokarbonlar, halonlar, metil bromit gibi maddeleri ozon tabakasına zarar verdiği için kullanmamaya çalışıyorlar. Deodorantlarda mesela var bunlar. İşte ultraviyole ışınlara karşı bizi koruyan ozon tabakasının delinmemesi için mücadele ediyoruz. İşte arabaları elektrikli arabaya çevirmeye çalışıyoruz. Yenilenebilir güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi kaynaklar kullanmaya çalışıyoruz çalışıyoruz. İşte bunların her birisi küresel ısınmaya karşı alınan önlemlerden diye düşünebilirsin Tonguççum Ve aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma da yapmaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü her bir bu kağıdın mesela bu şu andaki bu kağıdın üretimi için ağaç kesiliyor Tonguççum Ve bu ağaçlar e, kesilip ham madde şeklinde işte selüloz şeklinde ardından da sonra bu kağıt şeklinde getiriliyor. İşte bu doğal kaynakları ağaç kesildiği zaman bir kere karbondioksiti Temizleyen maddeden olmuş oluyorsun, ağaçtan olmuş oluyorsun. Aynı zamanda e, dünyanın dengesini bozmuş oluyorsun. Aynı zamanda Tonguç'um ağacı bu kağıda dönüştürünceye kadar yaktığın elektrik, fabrikalardan çıkan zehirli gazlar ve benzeri birçok masrafın oluyor. İşte biz ne yapıyoruz? Sürdürülebilir kalkınma için geri dönüşüm yapıyoruz. Geri dönüşüm de sınavda çıkacak bu arada, onu söylemek istiyorum. Geri dönüşüm dediğimiz şey ise aslında belli maddelerin, işte kağıt, pil, plastik, cam, metal gibi maddelerin doğru düzgün toplanarak geri dönüşüm kutularıyla doğru düzgün ayrıştırılarak işte kağıdı tekrar kullanabiliyoruz. Mesela biz bunları hepsini geri dönüşüme veriyoruz. Dolayısıyla bu kağıtlar tekrar kullanılıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Aynı zamanda doğal kaynakları bilinçli kullanmış oluyoruz ve burada elektrik, su kullanımını azaltmış oluyoruz aslında. Çünkü geri dönüşüm yaptığımız zaman Tonguçum biz ne yapıyoruz? İşte kağıdın tekrar üretilmesi için bir sürü elektrik kullanımını, bir sürü su kullanımını engellemiş oluyoruz. İşte plastikleri tekrar geri dönüşüme veriyoruz, camı tekrar geri dönüşüme, metali tekrar veriyoruz ki işte madenlerde bir sürü insan çalışıp da yorulmasın ve o ham maddeyi tasarruflu kullanalım diye pillerin de geri dönüşüm önemli çünkü bunlar toprağa düştüğü zaman toprağa inanılmaz zehirliyorlar. Bu da önemli bir e, mantık diyoruz ve Şimdi de geldik seninle beraber son konumuz olan elektrik yükleri. Bu sınavda %100 çıkacak ve gerçekten de sınavda 3 tane belki de 2 tane 3 tane sorusu var diyebiliriz. Dolayısıyla çok önemli bir konu. Son konumuz biliyorum ama bu sınavda LGS'de de çıkacak bu arada. Çünkü yazılı da çıkıyor şu anda. LGS'de de önemli bir konu olacak. Şimdi elektrik yüklerine baktığımız zaman bir kere pozitif yüklü cisimler var. Negatif yüklü cisimler var. Bir nötr cisimler var. Pozitif yüklü cisim dediğimiz anda diyeceksin ki maddenin içinde proton ve elektron yok mu? Hatırlıyor musun? Atom konusunu görmüş de. Burada bir atomda proton, nötron ve etrafında dolaşan elektronlar vardı. Şimdi elektronlar atomun etrafında yörüngelerde dolaşıyordu. Atomun çekirdeğinde de hatta atomu şöyle gösterirsek eğer, atomun çekirdeğinde de ne vardı aslında? Proton ve nötronlar vardı. Proton artı yüklüydü, elektron eksi yüklüydü, nötron yüksüzdü. Dolayısıyla bizim aslında Artı ve eksi yükler dediğimiz şeyler proton ve elektronlar. Atomun çekirdeğinde olan proton hiçbir zaman hareket etmez. Aman dikkat et bu önemli bir ayrıntı. Elektronlarsa sürekli hareket ederler. Atomun etrafında zaten dolaşıyor diye düşünebilirsin. Peki o zaman pozitif yüklü cisimden kastettiğimiz şey nedir? Artı yüklerin sayısının eksi yüklerin sayısından fazla olduğu cisimler. Yani aslında normalde cisimler nötr'dür. Yani e, yüksüz demek değildir. Nötr yüksüz değildir. Nötr... Artı ve eksi yüklerin sayısı birbirine eşit olan cisimler. Yani proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit. Tamam eyvallah. Eğer bir cisim elektronu eksi yükü kaybettiyse o zaman artı yüklü hale gelir. Yani artı yükler eksi yüklerden daha fazla. Eğer bir cisim eksi yük aldıysa yani hiçbir zaman zaten yüksüz olamaz cisim. Eksi yük aldıysa ve normalde böyleydi ama iki tane eksi yük alınca ne oldu? Eksi yükler daha fazla oldu. O zaman bu cisim negatif yüklü oluyor. O zaman çok basit bir mantığı var. Artı yükler eksi yüklerden fazla ise pozitif yüklü. Eksi yükler artı yüklerden fazla ise negatif yüklü. Artı yükler eksi yüklere eşitse nötr olur hocam. Harikasın nötr oluyor diyoruz. Bravo diyorum sana. Yüksüz değil ama dikkat. Bak hiçbir zaman hiçbir cisim yüksüz olamaz. Çünkü içinde zaten atomun içinde proton var kardeşim. İlla artı yük olacak. Yani elektronların hepsini alsam bile artı yük mutlaka olacak. Şimdi şimdi cisimlerin birbirine etkisi çok önemli. Eğer iki tane aynı yüklü cisim varsa birbirlerini iterler Tonguç'um. Yani itme kuvveti uygularlar. Hatta bunu böyle de gösterebilirsin. Böyle de gösterebilirsin bu arada. Şöyle de gösterebilirsin. Yani buradan itme kuvveti uygularlar. Eğer iki tane aynı yüklü cisim varsa tekrar söylüyoruz itme kuvveti uygularlar diyoruz. Eğer iki tane zıt yüklü cisim varsa birbirlerine çekme kuvveti uygularlar. O zaman itme ve çekme kuvvetini çok iyi bileceğiz. İtme kuvvetlerinde aynı yüklü cisimler birbirini iter. Zıt yüklü cisimler birbirini çeker. Zıt kutuplar birbirini çeker derler ya hani mıknatıslar için. Aynı onun gibi e, zıt yükler de birbirini çeker elektrikte. Aynı zamanda şöyle bir iki tane daha özellik var. O da şu. Yüklü bir cisimle hatta tek bir özellik. Yüklü bir cisimle nötr cisim de birbirini çeker. Yüklü cisim nötr cismi çeker. Dolayısıyla bunu da bilmemiz gerekiyor. Artı veya eksi hiç fark etmez. Yüklü cisim nötr cismi çeker. Şöyle bir olay var. Nötr cisim nötr cisimle Hiçbir etkileşime girmez. Bu mesela nötr diyelim. Bu da nötr diyelim. Burada hiçbir etkileşim olmaz. Burada hiçbir şey olmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten ikisi de nötrdür. Niye etki etsin gibi birbirine. Şimdi mesela şöyle duvara asılmış. Üç tane e, şeyden bahsedelim. Mesela şöyle bir e, yalıtkan ipli asılmış. E, üç tane küre var diyelim. KLM. Şimdi bunların yükleri nasıl olabilir diyebilir bize. Mesela burada ne yapıyor bu arkadaş? Bunlar birbirini itiyorlar. Bunlar bir kere aynı yüklü olmak zorunda. Bunlar da birbirini çekmişler, yaklaşmışlar birbirine. Bunlar da zıt yüklü olmak zorunda. Mesela bunlar ne olabilir? Bu artıysa bu ne olur evladım benim? Artı olur. Harikasın artı. Bu ne olur? Eksi olur hocam. Harikasın eksi. Dolayısıyla bak bu artı olunca bu artı bu eksi oldu. Şimdi yeni bir senaryo yapalım. Bu eksi olsaydı bu ne olurdu? Eksi olur hocam. Harikasın eksi. Bu da Artı olurdu çünkü bunlar birbirini çekecek, bunlar birbirini itecek şeklinde bir mantık var. Bak ittiği için zaten böyle açılmış bacakları duruyor. Burada itme kuvveti olduğunu görebiliriz. Burada ise çektiği için birbirine yani şöyle düşün, şöyle bir duvar var diyeyim, şöyle iki cisim böyle duruyorsa bunlar birbirini çekiyor ki böyle yaklaşmışlar. Normalde böyle durması gerekiyor kardeşim, böyle dümdüz durması gerekiyor, ya yani aşağı doğru sarkması gerekiyor. Niye birbirlerine yaklaşmışlar? Çünkü burada çekme kuvveti var. Peki şöyle olsaydı? şöyle olsaydı bunlar o zaman burada itme kuvveti olacak. ya yani şuradan da sarkabilir hiç fark etmez. Burada itme kuvveti olacaktı diyoruz. O zaman bunlar aynı yüklü bunlar zıt yüklü diyebiliriz. Mesela burada nedir bu cisimlerin yükleri evladım benim? Nötürdür hocam. Harikasın. nötr nötüre etki etmezdi. Dolayısıyla bunlar bu şekilde dururlar diyoruz ve Geldik elektriklenme çeşitlerine. Sürtünme elektriklenme sınavda kesin çıkacak. Birçok örnek soruda çıkmış. Çok enteresan bir şekilde. Ve Sordukları örnek de aynı aslında. Plastik çubuk ve yün. Yani hatta bu plastik çubuk yerine şunu da lütfen bil. Ebonit. Ebonit diyoruz. Ebonit diyorlar. Sorularda da öyle diyorlar. Ebonit çubuk ve yün. Birbirlerine sürtülürse ne olur? Şimdi sürtme olayı şöyle bir şey. Aslında bu iki cisim de nötr cisim diyelim. Ben bunları böyle sürttüm. Hatta şöyle yapalım. Bununla ilgili birkaç tane örnek yapmıştık. Böyle peçete e, şeyleri koyuyorum. Şöyle yapalım. Hatta şunun üzerine koyayım. Bu da daha iyi gözükür. Ee, hatta bu kitabın üzerine koyayım. Burada daha iyi gözükür. Mesela şöyle şöyle peçete parçaları koyayım. Tamam mı? Bak şimdi. Bu çok enteresan bir deney. Şöyle yapalım. Ondan sonra böyle yapalım. Ee, ondan sonra böyle yapalım. Şimdi bu peçete parçalarını koyduktan sonra bu kalemi böyle e, gömleğime sürtüyorum. Sürttüm 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 sürttüm. Elektrik geçişi olduk. Bu ebonit çubuk yani plastik çubuk. Bu da e, yünlü bir gömlek diyelim. Bunu e, sürttükten sonra elektriksel yükle yüklüyorum. Ya bunlar nötrdü ilk başta. Ama böyle sürttüğüm zaman elektriksel yükle yüklüyorum. Eksi yükle yükledim bunu. Ebonit eksidir çünkü. Al sana e, buradaki şeyi kaldırdım. Hatta göstereyim birazcık şöyle. Bir dakika nerede bu? Hop kalemimizi. Ah burada düştü bak görüyor musun? Bak bir tane daha kaldırıyorum. Bir tane daha kaldırıyorum. Bak bunu alıyorum. Şöyle biraz görüyorsun. Burada e, kalemin ucunda. İşte bu elektriklenmede bu eksi yükle geçiyor. Yani bu plastik e, çubuk yani benim kalemim diye düşünebilirsin. Eksi yükle yükleniyor ve sonrasında hatta şöyle birazcık e, şeyde ayarlayalım harika. Bu eksi yükle yükleniyor. Peki nasıl oluyor? Bunların ikisi de nötürken nötürken yünden plastiğe yani ebonite eksi yük geçişi oluyor. Yün bir anda artı yüklü hale geliyor. Burada gördüğün gibi yün artı yüklü hale geliyor. Zaten artı yük ne demek de artılar eksilerden fazla. Bak artılar kaç tane eksiler bir tane. Burada da bu eksi yük hale geliyor. Bak eksiler kaç tane burada artılar bir tane. Dolayısıyla bu eksi yüklü bu artı yüklü hale getirirken aslında yünden yünden e, ebonite eksi yük geçişi oluyor. Bu önemli bir kavram. Eksi yük geçişi bu LGS'de de çıktı bu arada. Eksi yük geçişi nereden nereye doğru oluyor? Yun e, artı yüklü hale geldiği için bu da eksi yüklü hale geçin. Buradaki eksi yükler buraya geçiyor. Sadece eksi yükler geçer. Artı yükler asla hareket etmez. Bu eksi yükler buraya geçtiği anda bu eksi yüklü bu da artı yüklü hale gelmiş oluyor. Aynı şey ipek ve nötr cam çubukta var. İkisi de nötrken sen bunları sürttüğün zaman birbirlerine bu artı hale geliyor bu eksi hale geliyor. Hatta ben şunları şöyle ezberliyorum. Ebonit'te E var ya başta. Ebonit'te E olduğu için bu eksi oluyor arkadaşım. İpek'te ek var ya sonunda ipeksi diye ezberliyorum bu da eksi hale geliyor yani burada bu eksi hale gelince bu artı olur bu eksi hale gelince bu da artı olur yani aslında e, yün artı e, plastik veya ebonit eksi e, ipek ipeksi e, cam da artı şeklinde düşünebilirsin bunların son yükleri birbirlerini sürtüldükleri zaman son yükleri sınavda da bunlar gelecek bu arada dolayısıyla bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor şimdi geldik e dokunmayla elektriklenmeli dokunmayla elektriklenmede ana prensip şudur İki cisim birbirine dokundurulursa mesela bu hangi yüklü bir cisim benim? artı yüklüdür hocam harika artı yüklü bu nötrmüş yani artı ve eksiler birbirine eşit eğer bu iki cisim birbirine dokundurulursa e çok basit bir kural var ikisi de aynı yükle yüklenir bak dokunduruldu ikisi de ne oldu bak bu da artı oldu bu da artı oldu dolayısıyla ikisi de aynı yükle yüklenir prensibini bileceğiz. Burada mesela eksi yüklü bir cismi nötr cisme dokundurduğun anda ikisi de eksi hale gelir. Bak bu da eksi, bu da eksi gördüğün gibi. Burada dikkat edelim. E, 4 artı bir eksi var. 4 eksi bir artı var. Bunları birbirine dokundurduğun anda toplamda 5 artı 5 eksi olacak. Dolayısıyla nötr nötr haline gelebilir. Bu da ayrı bir ayrıntı. Yani eğer yük dağılımları, yük fazlalıkları eşitse o zaman bunlar da nötr hale geliyor diyoruz. Ama önemli olan burada çok önemli. Cisimler aynı yükle yüklenir son durumda. Son durumda dokundurduktan sonra mutlaka mutlaka cisimler aynı yükle yüklenir. Dolayısıyla burada çok güzel bir örnek var. Mesela diyelim ki bak şöyle iki cisimi şöyle tutuyoruz. Ee, şöyle diyelim. Şöyle duruyor. Ee, ve bunlar birbirlerini çekiyorlar. Bu eksi, bu artı diyelim tamam mı? Bunları birbirlerine dokundursak, dokundurduktan sonra nasıl durur bunlar? Dediğim anda diyeceksin ki burada iki senaryo olabilir. Birincisi dokunulduktan sonra bunların yükleri birbirlerine eşitse eğer nötrleşirler ve böyle dururlar. İki tane nötr cisim hiçbir iş etki yapmaz veya veya bunlar bir tanesi diğerinden daha fazlaysa bunların aynı yükle yüklendiğini söyleyip birbirlerini iterler diyebiliriz. Neden iterler? Çünkü aynı yüklü cisimler birbirlerini iterler ve dolayısıyla buradaki ipler arası açılır diyoruz. Bak burada birbirini çekmişler ki ipler birbirine yaklaşmış. Böyle uçları birbirine yaklaşmış. Burada iterler çünkü aynı yük. Mesela ikisi de artı oldu diyelim veya ikisi de eksi oldu. Birbirlerini mutlaka iteceklerini söyleyebiliriz ve Geldik elektriklenme çeşitlerinden etkiyle elektriklenmeye. Etkiyle elektriklenme de artık son. Sürtünme vardı. Dokunma vardı bir de etkiyle elektriklenme var. Şimdi buna bakacağız. Bu da şu. Bu hangi yüklü bir cisim Eren Bey? Artı yüklü hocam. Harikasın artı yüklü bir cisim. Bu da nötrmüş. Şimdi artı yüklü bir cismi ben nötr cisme yaklaştırdığım anda yaklaştırdığım anda hatta birazcık yakın çizmemiz gerekiyor ama uzak çizmişiz yine. Mesela şöyle e, bunu böyle e, şöyle ne diyelim bunu böyle getirdiğim anda anda dokundurmuyorum ama dikkat et. bu nötr cismin içerisinde artı ve eksikler var değil mi? Burada artı var, eksi var, artı var, eksi var, eksi var, artı var değil mi? Bu artı ve eksi yüklerin e, buradaki artı yükü görüp de eksi yükleri sol tarafa toplanacak, artı yükler de sağ tarafta kalacak. Bunun temel prensibi şu, bu e, eksi yükler sol tarafa niye toplanıyor? Çünkü eksiler artları seviyor, eksiler artları çekiyor, artlar eksileri çekiyor veya burada eksi yükler cismin sol tarafında, artı yükler de cismin sağ tarafında olduğunu söylersek eğer son durumda bir kutuplaşma oluyor yani eksi yükler sol tarafta artı yükler sağ tarafta toplanıyor sonrasında ne oluyor şimdi eğer bu deneyi şöyle yaparsak bak şöyle düşün artı 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 eksi bir tane de eksi olsun şimdi sen bu cisimleri şöyle iki tane birbirlerine dokunan şey gibi düşün küre gibi düşün sen buraya getirdiğin zaman bu artıyı buralar eksi olur buralarda artı olur bunu tek bir cisim gibi görülür ve bu buralar eksi, buralar artı olur. Eğer bu burada duruyorken sen bunları ayırırsan, böyle ayırırsan birbirlerinden bu eksi yüklü bir cisme bu artı yüklü bir cisme haline gelir. Dolayısıyla elektriklenmeyi, dokunmayla elektriklenmeyi yapmış oluyorsun. Et, dolayısıyla etkiyle elektriklenme yapmış oluyorsun. Nötr bir cismi, ilk başta nötr olan bir cismi yüklü hale getirmiş oluyoruz ki amacımız o zaten. Elektroskop dediğim şey de bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını anlamaya yarayan aletler. Ben şöyle bakıyorum elektroskopa. Elektroskopun bir topuzu var ve yaprakları var. Yaprakları böyle garip grupta çizebiliriz ama şöyle çiziyorum ben. Mesela yapraklar şöyle şöyleyse kapalı yapraklar. Yapraklar böyleyse açık yapraklar demek. Bu yüklü bir elektroskop demek. Bu yüksüz bir elektroskop. Nötr bir elektroskop demek. Dolayısıyla bu artı da eks eksiz olabilir. Yüklü bir elektroskopun yapraklarının açık olduğunu bileceğiz. Ve burada mesela... E, Elektroskopun eksi olduğu zaman yaprakları açık oluyor böyle. Elektroskopun artı olduğu zaman yaprakları böyle açık oluyor. Elektroskop nötr olduğu zaman yaprakları kapalı oluyor şeklinde düşüneceğiz ve yanına cisim yaklaşıyoruz bu nötr elektroskopun mesela ve ar, eksi yüklü bir cisim mesela yaklaştığınız zaman artı yükler burada eksi yükler burada olacağı için yapraklar açılır. Yapraklar açılırsa kıpırdaşırsa o zaman bu cismin yüklü olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Topraklama dediğimiz şey ise bir yüklü cisim mesela bu hangi yüklü bir cisim öyle Bey? Artı yüklüdür hocam. Harika artı yüklü bir cisim. Artı yüklü bir cismi sen toprağa bağlarsan veya eksi yüklü bir cismi toprağa bağlarsan sen bunları nötr yaparsın arkadaşım. Yani nötr hale getirsin. Nötrleştirir topraklama. Ve bunu yapabilmek için de mesela artı yüklü bir cismi nötrleştirebilmek için topraktan eksi alman gerekiyor. Çünkü bunun eksiye ihtiyacı var. Eksi yüklü bir cismi nötrleştirmek için de toprağa eksi vermen gerekiyor. Çünkü bunun fazlalık eksisi var. Dolayısıyla topraktan eksi alıp toprağa eksi vermek gibi iki farklı faaliyetle sonuçta cismin en sonunda nötr olması sağlanır. Yani artı ve eksi yüklerin birbirlerine eşit olması sağlanır. Toprağa bağlanan cisimler nötrleşir. Bunu bilmemiz gerekiyor diyoruz. Ve elektrik enerjisinin dönüşünden bakalım. Isı, ışık, hareket, ses bütün çeşit enerjilere dönüşebiliyor elektrik enerjisi. Bu da yazılıda sorulacak bu arada. Ee, kazanımlarda var. Ve elektrik enerjisinin ısıya dönüştüğü alet mesela ütü. Çok güzel ısıya dönüştüren bir alet olduğu için veya fırın mesela fırın da diyebiliriz mesela burada. E, illa ütülemez. Veya ısıcı da diyebiliriz. Elektrik enerjisinin ısıya dönüştüğü şeye. Şimdi bunların her birisi elektriği ısıya dönüştü. Işık dediğimiz şey ise bu arada ampul ama ampul sadece ışığa değil ısıya da dönüştürüyor. Bu arada ampul kızarır bu arada yani e, kızgınlaşır ve aynı zamanda ısınır. Dolayısıyla ışığa dönüştüren ampul diyebiliriz sonuç olarak benim. Aynı zamanda Hareket dediğimiz şey ise mesela vantilatör. Vantilatör de o vantilatörün pervanesini döndürürken harekete dönüştürür. Ve ses de mesela hoparlörden çıkan işte burada gördüğün gibi müzik çalar veya işte arabanın hoparlörü ve benzeri diyebilirsin. Şimdi... Güç santralleri dediğimiz şey ise bu elektrik nereden geliyor? Havadan mı geliyor? Elektriği üretebildiğimiz yerler bunlar aslında. Hidroelektrik santralleri var. Barajlardaki suyun akış kuvvetinden, hareketinden yararlanarak elektrik üreten. Termik santraller var. Petrol, kömür, doğalgaz ve benzeri yakarak e, burada suyun buharlaşma gücünden yararlanan hareket enerjisinden sonra elektrik üreten santraller var. Bir de jeotermal santral var. Jeotermal santralde Yeraltı sıcak sularından yararlanarak elektrik üretiyor. Nükleer santral radyoaktif maddelerin ee, radyoaktif tepkimelerinden yararlanarak ve rüzgar santrali de aslında bizim rüzgar güllerinin dönmesinden yararlanarak dalga santrali ve benzeri bir sürü şey daha var. Tabii ki elektrik üretimi çok önemli. Çünkü elektrik olmazsa gerçekten insanlık durur diyoruz. Ve şimdi de sorulara geldik ve süper sorular çözerek sizinle beraber yazılı provasını tamamlamış olacağız. Sonuç benim. soruları gerçekten de Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek sorulara birebir benzer ve aynı zamanda kazanımlara yüzde uyumlu bir şekilde hazırladık senaryoları biliyorsun Milletin Bakanlığı'nın yayınladığı sorularda aslında iki senaryo var ve bu senaryolara uygun ikisini de kapsayıcı bir model oluşturduk ve bütün çıkabilecek sorular ve benzeri soruları aslında bunun içine koyduk. Ve aynı zamanda biliyorsun her dersimizden yazılı provamız zaten kanalımıza yayınlıyoruz Tonguç Evlen benim. Ve süper bir şekilde bunları yaparken yazılı notlarımızı ve yazılı denemelerimizi kullanıyoruz. Ve yazılı notlarımızdan da hemen sayfalarını tekrar vermek istiyorum. Çünkü önemli. Burada çünkü bazı sayfa kaymaları olabiliyor. Burada ısının maddeyle etkileşimi konusundaki sayfa 78'den başlayacaksın yazılı notlarından. Sayfa 78'den e burada ikinci dönem ikinci yazının sonuna kadar yani sayfa 108'e kadar yapmanı istiyorum. Burada e, senaryolar değiştikçe tabii ki buradaki konu dağılımı değişiyor. O yüzden yazı notlarına dikkat edeceğiz. Yazılı denemelerinden de bu kitabımızda yeni kitabımız ve burada da Tonguç Elan 2. ikinci dönem ikinci yazıyla alakalı 4 tane provamız var. Hemen sana göstermek istiyorum ve bu provaların da ödevlerini vermek istiyorum sana. Burada sayfa 93'ten başlıyoruz yazılı denemelerimizde. Ardından Sayfa 106'ya kadar gelmeni istiyorum. Yapamadığın her sorunun cevabı tak diye arkadan bakabiliyorsunuz zaten diyorum ve fazla uzatmıyorum. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun için de yine tat uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. İlk sorumuzda dersimize başlayalım. Aşağıda verilen hal değişim olaylarını ısı alan ve ısı veren şeklinde gruplandırdığımızda hangisi dışarıda kalır demiş. Güneşte karpuzun soğuması, kolonyanın serinlik vermesi falan filan. Şimdi bir kere şunu unutmayacağız. Eğer bir madde katıdan sıvıya sıvıdan da gaza geçiyorsa bu ısı alan bir olaydır. Isı alan bir olaydır. Yani madde ısı alarak ancak katıdan sıvıya sıvıdan gaza geçebilir. Eğer tam tersini yapıyorsa yani gazdan sıvıya yoğuşma sıvıdan katıya donma gibi bir olay yapıyorsa bu olay ısı veren bir olaydır. Dolayısıyla ısı alan ve ısı veren diye bakacak olursak bu şekilde bakacağız. Güneşte karpuz soğurken aslında Yüzeyindeki böyle karpuzu kesiyoruz ya şöyle bir karpuz yiyelim şöyle duruyordu bunun üzerinde şöyle aslında kırmızı kısmı bunun üzerinde su tanecikleri var ve güneş gördüğü zaman bu su tanecikleri şöyle diyeceğim su tanecikleri aslında e, suludur karpuz zaten. Güneşi veya e, işte açık havayı görünce bunlar buharlaşıyorlar. Buharlaşırken aslında buharlaşma olayı buradaki olay yapıyor. Sıvıdan gaza geçme yapıyor ve ısı alan bir tepkimedir. Isı alan tepkimeden dolayı karpuzun ısısını alıyor ve karpuz soğuyor. Ama burada asıl hal değişimi buradaki su taneciklerin yukarı doğru buharlaşması oluşuyor. Dolayısıyla bu ısı alan bir tepkimedir. Kolonyanın serinlik vermesi de aynı şekilde elimize döktüğümüz zaman buradan kolonya alkol aslında buharlaşırken bizim elimizdeki ısıyı alıyor ferahlatıyor. Dolayısıyla bu da ısı alandır e, diyebiliriz ve aynı zamanda çamaşırların kuruması da aynı şekilde askıya asıyorsun bu çamaşırları böyle tişörtlerimiz falan filan var işte diyelim mesela bunları astığımız zaman kuruması da güneşi görüyor bunlar güneşi görüyor ve buradaki sular buharlaşıyor buharlaştığı zaman yine buharlaşma sıvıdan gaz'a geçiyor bu da ısı alandır diyebiliriz suyun donması ise ısı verendir yani sıvıdan katıya geçiyor ısı veren bir tepkimedir ve aynı zamanda dondurmanın erimesi de yine ısı alandır diyoruz. Ee, diğerleri ısı alan. Yani bir tane ısı e, veren var. O da suyun donması. Isıca yalıtılmış 25 derece sıcaklığındaki bir odaya asılan ıslak çamaşırların 3 saat sonra kurduğu gözlemlenmiştir. Buna göre 3 saat sonra odanın sıcaklığı kaç derece olabilir? Nedenini açıklayınız demiş. Şimdi bir kere çamaşırlar kuruduğu zaman mesela şöyle bir çamaşır kuruduğu zaman aslında bir odanın içerisindeyse bu bunun üzerindeki su tanecikleri ıslak olan çamaşırın üzerindeki su tanecikleri ne olur evladım benim? Buharlaşır hocam. Harikasın buharlaşır. Bu buharlaşma sonucunda ne yapar aslında bunlar ısı alır değil mi? Isı alarak buharlaşırlar. Çünkü ne demiştik? Katıdan sıvıya sıvıdan da gaza geçiş aslında ısı alan olaylarla olur. Dolayısıyla ısı alıp buharlaşırken aslında ortamdaki ısıyı alır. Ortamdaki çamaşırdaki ısıyı alır. Ortamın ısısı ne olur o yüzden? düşer çünkü ısıyı alıyor ve ne yapıyor? Aslında ortamı soğutuyor. Dolayısıyla ısıca yatılmış 25 derece gibi bir odaya sonra girersen 3 saat sonra 22 derece görürsün odayı. Yani o da ferahlar aslında. Çünkü ısıyı alıp buharlaşabilir. Dolayısıyla e, kaç derece olabilir diye de açıklayınız. Çünkü e, çamaşırlar, çamaşırlar bunu böyle yazacağız. Çamaşırlar e, üzerindeki üzerindeki su buharlaşırken, buharlaşırken ısı alır ve oda soğur diyoruz. Oda soğur diyoruz. Bu sayede oda soğur diyoruz. Peki geldik hemen hal değişim grafikleri bundan da soru gelebilir. O yüzden bunu ekledim. Üç tane soru sordum ki normalde bir tane soru gelecek ama ben her tarz soruyu bakalım ki kafamız karışık olmasın. Aşağıda bir maddenin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Burada bakıyoruz zaman 2 dakika, 4 dakika, 6 dakika, 9 dakika, 11 dakika falan filan. Tamam 2, 4 bunları birazcık daha büyük yazalım. Daha rahat gözüksün falan filan. 120 derece, 70 derece, 5 derece, 0 derece, x 15 derece. Şimdi maddenin erime ve kaynama sıcaklığını yazılmış. Bir kere maddenin ısınma grafiği var karşımızda. Maddenin sıcaklığı 60, 60, 60, 60. Nereye kadar gelmiş? 5'e kadar. Sonra 5'te ne olmuş? Düzleşmiş. Burada ne olmuştur? Hangi hal değişimi olmuştur? Erime olmuştur hocam. Harikasın. Erimez. Dolayısıyla erime sıcaklığı, erime ee, sıcaklığı bizim için 5 santigrat derece diyebiliriz. Çünkü burada erime olduğunu bilmemizin temel sebebi bunu görmemiz. Burada eğer bir tane daha hal değişimi varsa bu erimedir otomatikman. Bu da buharlaşmadır. Çünkü ee, ısınma grafiklerinde iki tane hal değişimi vardı Erime ve buharlaşma. Bunun tam tersine soğuma grafiği olsaydı onu da hatırlatayım hemen. Böyle soğuma grafiğinde de şöyle yapalım. Soğudu, düzleşti. Soğudu, tekrar düzleşti. Sonra böyle gidecek. Dolayısıyla burada da ne olacaktı? Yoğuşma olacaktı. Yoğuşma ve e, donma olacaktı. İki tane hal değişimi. Şimdi erime sıcaklığını söyledik ve neye geçelim? Kaynama sıcaklığına. Kaynama sıcaklığına baktığımız zamansa burada da buharlaşmanın olduğu yani kaynamanın olduğu daha doğrusu e, kaynama da diyebiliriz. Bunlar hiç fark etmez. İkisi aynı şeydir. 70 derece Olduğunu söyleyebiliriz kaynama sıcaklığının madde hangi zaman katı ve sıvı halde birden bulunur demiş yani katı ve sıvının karışım halinde bulunduğu zaman zaten erime e, sıcaklığıdır erime sıcaklığında burada katıydı aslında e, erimeden önce burada sıvı ve arada ise katı artı sıvı oluyor ve 2 ve 4 dakikalar arasında 2 ve 4 dakikalar arasında aslında madde katı ve sıvı halde birden bulunur. E, maddenin kütlesinin değişmesi hal değişim sıcaklığını nasıl etkiler demiş eğer biz maddenin kütlesini arttırırsak daha uzun sürede ısıtmamız gerekiyor hal değiştirebilmek için ama hal değişim sıcaklıkları hiçbir zaman değişmez. Maddenin kütlesinin değişmesi hal değişim sıcaklığı nasıl etkiler demiş. Şimdi burada dikkat edeceğiz. Hal değişim sıcaklıkları 5 derece ve 70 derece. Madde için ayırt edici özelliktir. Yani bu maddenin saf madde olduğunu biliyoruz. Çünkü böyle düzleşmiş buralarda grafikler. Burada hal değişim sıcaklıkları bütün aynı maddelerde. Yani mesela bu e, diyelim ki işte bir X maddesi. X maddesinde her zaman erime sıcaklığı 5 derece, kaynama sıcaklığı 70 derecedir. X maddesi 100 ton olsa da 1 gram olsa da 500 kilogram olsa da hiç fark etmez. Bunların hepsinde kaynama sıcaklığı, verime sıcaklığı aynıdır. Yani değişmez diyoruz. Ha şöyle bir şey söyleyebilirdi. Hal değişim ısısı değişir mi derdi? Hal değişim ısısı da değişmez. Bunların hepsi bakın bu çok önemli. Hal değişim, değişim ısısı. Hal değişim, hal değişim e, sıcaklığı. Bunlar kütleye fa falan bağlı değil. Bunlar ayırt edici özellikler. Yani madde değiştikçe değişiyor. Onun dışında kütle falan e, asla bunu değiştirmiyor diyoruz ve hemen geldik basit sorularımıza. Yukarıda verilen 3 basit ortak olarak sağlanan avantajlar nelerdir demiş. Şimdi bir kere burada bir hareketli makara var. Çünkü ortası duvara bağlı değil. Ortası yüke bağlı. Bu hareketli makara da Kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancı olunca ne yapıyorduk? Gülen surat yapıyorduk. Bravo diyorum sana. Burada eğik düzen var. Eğik düzende kuvvet kazancı kesinlikle vardır. Bu da gülen surat diyoruz. Burada e, bir kaldıraç var ve kaldıraçta kuvvet kolu 3D, e, yük kolu D uzaklıkta. Yani kuvvet kolu daha büyük. Kuvvet kolu, kuvvet kolu büyüktür, yük kolu ise burada diyoruz ki o zaman sen gülen sırasın. yani kuvvet kazancı vardır. O zaman burada sağlanan avantajlar kesinlikle ve kesinlikle hepsinde kuvvet kazancı vardır, kuvvet kazancı var ee, ve burada mesela iki kat burada bilmiyoruz kaç oldu ama burada üç kat gibi düşünüyoruz ve iş kolaylığı sağlanır, iş kolaylığı iş kolaylığı sağlanır ve bir tane daha bir şey daha söyleyeceğim burada. Ben bu yükü yukarıya doğru kaldırmak istiyorum. Yukarı doğru çekiyorum. Burada yukarı doğru kaldırmak istiyorum. Sağa doğru, sağa yukarı çekiyorum. Burada yukarı kaldırmak istiyorum. Aşağı itiyorum. Bunların üçünde de kuvvetin yönü değişiyor mu desek ona bakıyorum bir. O yok. Çünkü burada yukarı, burada sağ yukarı, burada aşağı. O zaman kuvvetin yönü sadece bunda ve bunda değişiyor. Bunda değişmiyor gibi düşüneceğiz. Dolayısıyla aslında iki tane madde bizim için yeterli. Kuvvet yönü de değişen bazı basit var. Onlar da ayrı önemli diyoruz. Mesela sabit makarada kuvvetin yönü de değişiyor. P yükü aşağıdaki sütümün önemsenmediği KLM eğik düzlemlerinde uygulanan kuvvetleriyle yukarı çıkarılacaktır demiş. Bakıyoruz. P yükü burada F1, F2 ve F3 kuvvetleriyle yukarı çıkarılacakmış, tamam böyle hani eğik düzlemde bunları çekiyoruz. Peki uygulanan kuvvetin büyüklüğüne sıralayınız Şimdi bakıyoruz L uzunluğunda bir eğik düzlem, 2L uzunluğunda, 2L uzunluğunda bunun yüksekliği h, bunun yüksekliği h, bunun yüksekliği 2h bir kere. En rahat çıkartabileceğimiz eğik düzlem budur çünkü eğik düzlemin boyu, boyu daha fazla ve yüksekliği daha az. O zaman yükseklik azaldıkça daha rahat çıkartırım. Boy arttıkça daha rahat çıkartırım. O zaman uygulanan kuvvetlerin büyüklüğünü sıraladığımız zaman en düşük kuvveti F2'de uygularız. Neden? Çünkü e, bu en rahattır. Bu en yüzümüzü güldürendir. Yani bunda yüzümüz gerçekten çok güler. Buraya baktığımız zaman bu aslında yüksekliği H uzunluğu L. Tamam. Güzel. Buna baktığımız zaman yüksekliği iki katına çıkmış. Yani sadece bu ikisini karşılaştırıyorum. Yüksekliği iki katına çıkmış uzunluğu burada leyken bu da iki katına çıkmış. Yani bunu arttırınca kötü bir şey ama bunu da arttırdığım için dengeleniyor. Dolayısıyla bu ikisi aslında aynı mantıkta aynı büyüklükte kuvvetlerle yukarı çıkartırlar. Ve bu, bu zaten buna göre daha zordur. Neden? Çünkü şöyle düşünelim. Bak. Aynı yüksekliğe çıkartacağız. Bunu daha uzun, bunu daha kısayla çıkartıyoruz. Bu ikisi birbiriyle karşılaştırıldığı zaman bu daha rahattır, bu daha zordur. Bu ikisiyle karşılaştırma yaptığımız zaman diyeceğiz ki ya kardeşim yüksekliği artmış ama uzunluğu da artmış. Burada bir denge var. O zaman bu da kuvvet kazancı sağlar ve aynı e, miktarda sağlar. O zaman diyoruz ki F1 eşittir F3 şeklinde kuvvet büyüklüğünü sıralayabiliriz. O zaman diyoruz ki kuvvetlerin büyüklükleri en az kuvvet ve en fazla kuvvet kazancının olduğu yer süper bir şekilde L'dir diyebiliriz. Kuvvet kazançlarına sıraladığımız zaman zaten L'nin en büyük olduğunu, L'nin en büyük olduğunu sonrasında F ve pardon K, K ve M'nin de birbirlerine eşit olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğik düzlemlerin eğimlerini sıralayınız demiş. Eğim konusunu matematikte görmüştük ama eğim neydi aslında? Ne kadar yokuşluğu var demiştik. Yokuşluğuna baktığımız zaman bu en az yokuştur. Çünkü burada kuvvet kazancı çok fazla. Ama bunlar yokuştur. Dolayısıyla bunların yokuşluklarına baktığımız zaman K eşittir M büyüktür L'dir diye sıralama yapabiliriz. Çünkü baktığımız zaman bu daha rahat çıkartıyoruz. Ne kadar daha rahat çıkartıyorsak o kadar bizim için e, eğimleri azdır diyebiliriz. Eğimi az olandan daha rahat çıkartırız şeklinde söyleyebiliriz diyoruz ve geldik bir araştırmacı nemli toprakta oluşturduğu aşağıdaki düzenekte bitkinin fotosentez yaptığını fakat yeteri kadar üretemediğini tespit etmiştir demiş. Tamam. 10 derecede işte sarı renkte ışık tutmuş. Bir fanusun içinde bir bitkiyi koymuş. Buna göre bitkinin ürettiği oksijen miktarını yine yapay ışık altında arttırmak için düzenekte yapılması gereken değişiklikleri yazı Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ürettiği oksijen miktarını artmak istiyorum. Bitki nasıl oksijen üretir evladım benim? Fotosentez ile hocam. Harikasın. Fotosentez ile. Fotosentez zaten bitkinin üreticilerin yaptığı en önemli mekanizmaydı. Hatırlıyorsan fotosentezin denklemi karbondioksitle e, su birleşiyor. Su birleşiyor ve ne oluşturuyorlar? Besin, besin ve oksijen oluşturuyorlar değil mi? Oksijen oluşturuyorlar. Dolayısıyla karbondioksit artı su, besin artı oksijen ve ışık yardımıyla oluşturuyorlar bunu. Işık da burada önemliydi. Şimdi ışık var tamam süper. Sıcaklık e fena değil 10 derece. Ama biz fotosentezini değiştirebilmek için bazı değişiklikler yapabiliriz burada. Mesela burada Tonguç evladım benim 10 derece sıcaklık aslında fotosentez için çok iyi bir sıcaklık değildir. Fotosentezin hızını etkeden faktörlerden sıcaklıkta şöyle bir şey vardı. Sıcaklık 25 ile 35 arasında olsa e, bu fotosentezi daha da artıyor. Dolayısıyla bu fotosentez hızının daha fazla olduğu bu aralığa getirirsek sıcaklığı çok güzel olur. O zaman mesela sıcaklık sıcaklık e, 28 dereceye mesela 28 derece yapılmalı diyebiliriz. Veya 30 derece yapılmalı diyebiliriz. 1- düzenekte yapılması gerekenler. Bir kere sarı ışıkta fotosentez daha az oluyor. Hatta fotosentezin fazla olduğu, az olduğu ışıkları şöyle sıralamıştık hatırlıyorsan. Şöyle yapalım. Burada mor ışık vardı, yeşilde en az sonra kırmızı vardı. Hatta bunları da gösterecek olursak bu çok önemli sınavda çıkabilir gerçekten de fotosentezine etkilen faktörler. O yüzden bunu yazıyorum. Mor ışıkta en fazla fotosentez oluyor. Aynı zamanda kırmızı ışıkta en fazla fotosentez oluyor ama yeşil ışıkta en az fotosentez oluyor. Dolayısıyla sarı ışıkta ona yakın olduğu için bunda da daha az fotosentez olur şeklinde düşüneceğiz. Dolayısıyla ben burası mavidir falan filan. Burada şunu unutmayacağız. Şöyle yapalım turuncu falan filan. Burada dikkat edelim. E, bizim için önemli olan ışığın rengi. Işığın rengini sarı renk yerine sarı renk yerine ne yapabiliriz? Işığın e, rengini rengini mor e, yapmak mesela mor yapmak da fotosentez hızını arttırabilir diyorum. Başka ne yapılabilir peki? Ortamdaki karbondioksit miktarını da arttırabiliriz. Yani buradaki karbondioksit miktarını da arttırabiliriz. Nemli topraktaki suyu da arttırabiliriz. Burada o zaman şöyle yazalım. Karbondioksit ve su miktarı miktarı artırılabilir. Art Tırla bilir diyebiliriz. Bunlar da daha fazla oksijen üretilmesini sağlarlar diyoruz. Fotosentezin etkilen faktörlerle ilgili soru bekliyoruz bu arada. Şimdi geldik. Yeterince besinin bulunduğu KLM ortamlarında başlangıçta aynı sayıda ve farklı türde bakteriler bulunmaktadır. Bu örnek sorunun benzeri bu arada. Bir süre sonra ortamlardaki oksijen ve karbondioksit yoğunlukları ölçülerek aşağıdaki grafikler oluşturulmuştu demiş. Oksijen yoğunluğu, karbondioksit yoğunluğu KLM bakterileri burada başlangıçta bu kadarmış, sonda da bu kadarmış. O zaman değişmemiş. Burada değişmemiş. Burada da oksijen yoğunluğu değişmemiş. Burada oksijen azalmış. O zaman M bakterisinin oksijeni kullandığını söyleyebiliriz. Yani başlangıçta bu kadarmış. Sonra bir süre sonra azalmış. Demek ki M oksijen kullanır. Bunu bir not ederim. Oksijen kullanır. Oksijen kullanan solunum çeşidi neydi acaba? solunum çeşidi. Tabii ki oksijen solunum. O zaman M'nin oksijenli solunum yaptığını söyleyebiliriz. Oksijen solunumun hemen tepkimesini yazalım. Besin artı oksijen e, karbondioksit artı su artı enerjiydi zaten. Süper. Şimdi M için bunu oksijen kullandığını gördük zaten. Şimdi K ve L kullanmıyor oksijeni. O zaman bunlar bir kere oksijensiz solunum yapıyor. Ama hangi türünü bakalım. Şimdi burada Dikkat edelim zaten M'nin karbondioksit miktarı artmış. Zaten karbondioksit üretilen bir şey, oksijende kullanılan bir şey. Bu azalacak, bu artacak. Doğru, mantıklı. Süper. M için defteri kapattık. Şimdi L'ye bakalım. L'de hiçbir şey değişmemiş. L'de bir kere oksijensiz solunum var. Çünkü oksijeni kullanmıyor. Oksijensiz e, solunum var. Hatta şöyle yapayım. Oksijen kullanmamış. Oksijensiz solunum diyorum. Ve burada hangi tür e, oksijen solunum var ama besin direkt olarak laktik asite dönüştürülüyor. Laktik asit artı enerjiye dönüştürülüyor. Burada laktik asit fermentasyonu dediğimiz olay oluyor. Çünkü burada dikkat et L'de ne oksijen kullanılıyor ne karbondioksit oluşuyor. Ama dikkat et K'de oksijen kullanılmıyor. Başlangıçta ve sonda aynı. Ama karbondioksit başlangıçta bu kadarken sonda artmış. Demek ki M için, M için oksijen kullanmıyor. Oksijen kullanmıyor. Ee, dolayısıyla oksijensiz solunum ve karbondioksit oluşturduğu için demek ki etil alkol fermentasyonu yapıyor. Etil alkol artık karbondioksit çıkıyor çünkü burada bir de enerji oluşuyor. Dolayısıyla bu oksijenli solunum. Bu ikisi oksijensiz solunum. Bu laktik asit fermentasyonu. Bu da etil alkol fermentasyonu şeklinde. Etil alkol oksijensiz solunumu şeklinde söyleyebiliriz cevabımız için. Ve geldik yeni sorumuza. Küresel iklim değişikliğine sebep olan 3 faktör ve sonucunda gerçekleşen 3 durumu yazınız demiş. Şimdi neden olan 3 faktör. 1. E nedenler diyelim buna. Nedenler veya sebepler. Birinci sebep bir kere Ormanların tahribi, ormanları sürekli yıkıyoruz, yeni evler yapabilmek için ormanların tahribi, yani yok edilmesi aslında küresel iklim değişikliğine sebep oluyor. Çünkü ormanlar aslında akciğerlerimizdir, akciğerlerimizi öldürüyoruz. Aynı zamanda aşırı nüfus artışı, aşırı aşırı nüfus artışı, insanlar ne kadar fazla olursa ne kadar fazla olursa. Ee, ...orada aslında birçok e, kaynakların tüketimi ve dolayısıyla e, kötü kullanımı da söz konusu oluyor. Üçüncüye baktığımız zaman en önemlilerinden bir tanesi fosil yakıt kullanımı. Fosil yakıt tüketimi ve artan fosil yakıt tüketimi de kömür, petrol, doğalgaz gibi bunlar aslında başlıca nedenler. Şimdi bunları e, sonucunda gerçekleşen üç tane durum yani durumlar bunların sonucunda ortaya çıkan durumlara baktığımız zaman bir birincisi buzullar eriyor küresel isim, ısınmanın en önemli e, sonuçlarından bir tanesi buzulların erimesi su seviyesi yükselecek o yüzden buzullar eridiği için veya tarım ürünlerinin azalması tarım ürünlerinin ürünlerinin azalması gerçekten de e, verimlilik azalıyor aynı zamanda mesela Üçüncü sebep de bazı yerlerin sular altında kalması. Bazı bölgelerin, bazı bölgelerin, bölgelerin sular altında kalması ee, ve aynı zamanda iklim dengesizlikleri. Mesela dört, bir tane daha yazayım. İklim, iklim dengesizlikleri zaten küresel ısınmanın e, bir anda büyük kasırgalar e, çıkıyor, dengesiz likleri Büyük kasırgalar çıkıyor ve gerçekten de Bir sürü insan ölüyor Bir sürü yer zarar görüyor ve benzeri Diyebiliriz Geldik bir projeyle bir ton cam geri dönüştürüldüğünde Elde edilen kazanımlar Aşağıda numaralandırarak verilmiştir Kesin çıkar geri dönüşüm sürdürülebilir kalkınma ile ilgili soru bekliyoruz arkadaşlar Bir projede bir ton cam geri dönüştürülecekmiş Tamam Ne kazanımları varmış Havaya salınan karbondioksit gazının bir bölümünü engeller. Süper. 7 kişinin oksijen ihtiyacını sağlar. Süper. Ayda 3 ailenin tükettiği sudan 40 metreküp tasarruf elde edilir. 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği elektrik enerjisi kadar tasarruf sağlar. Fosil yakıt harcamasını engeller. Şimdi buna göre projenin basamaklarının sağladığı katkıları açıklayınız. 1. Bir, birincideki katkıyı söylüyorum. Havaya salınan karbondioksit gazının bir bölümünü engeller. O zaman buradaki katkısı hava kirliliğini engeller. Hava kirliliğini, kirliliğini e, önler diyebiliriz. Mesela bu katkısı bu diyebiliriz. Peki ikiye bakalım. İki. Yedi kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. O zaman burada iki de ormanların korunmasına, ormanların, ormanların e, korunmasına katkı sağlar. Korunmasına e, katkı sağlar. Çünkü ormanlar bizim katkı sağlar. Ormanlar bizim aslında akciğerlerimizde dolayısıyla ormanlara destek veriyor aslında bu da. Ve ormanları kesmiyoruz bu enerji üretimi için diyebiliriz. Üçüncüye baktığımız zaman ayda 3 ailenin tükettiği 40 metreküp su tasarrufu yani aslında su tasarrufu dediğimiz gibi su tasarrufu sağlar ve kaynakların korunmasını sağlar. Yani su kaynakların korunmasını sağlar. Su kaynaklarının kaynaklarının korunmasını sağlar diyebiliriz. Korunmasını sağlar diyebiliriz. Ve aynı zamanda dördüncüye bakalım bakalım. Dördüncü neymiş? E, 20 ailenin bir ay süre tüketici elektrik enerjisi kadar tasarruf sağlar. Dolayısıyla enerji tasarrufuna katkıda bulunur. Enerji tasarrufuna tasarrufuna katkı sağlar. Enerji, elektrik enerjisinin tasarrufuna katkı sağlar diyoruz. Elektrikleri boş yere açmayalım diyoruz ya bazen. Fosil yakıt harcaması bu arada bu Milliyetin Bakanlığı örnek sorunun benzeri bu arada. Dolayısıyla önemli kesin çıkar diyoruz. Fosil yakıt harcamasını engeller demiş. Dolayısıyla birincisi ekonomiye katkı sağlar. Ekonomiye, ekonomiye katkı sağlar. Bir de bir de çok önemli fosil yakıtlardan dolayı. İkincisi de Kirleten yakıt kullanımını azaltır. Kirleten yakıtlar fosil yakıtlar bu arada yakıt kullanımını azaltır. Kullanımını e, azaltır diyebiliriz. Bunların hepsi aslında yeni bir katkı sağladığını söylüyor. Her bir maddenin farklı bir katkısı olduğunu söylüyor diyoruz. Geldik Türkiye'nin 2017 yılındaki sera gazı salınımının sektörlere göre dağılımına ait grafik aşağıda verilmiş demiş. Atıklar %3, işte tarım %11, sanayi %14, enerji %72 yok artık. Buna göre sera gazı salınımını düşürmek için öncelikle hangi sektörde ne gibi düzenlemeler yapılmalıdır? Tabii ki enerji sektöründe düzenlemeler yapılmalıdır. Enerji sektörü bu kesin zaten çünkü belli oluyor %72'si enerji sektörüne geliyormuş. Ve ne yapılmalıdır? Birincisi enerji sektöründe bir Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır. Enerji kaynakları, kaynaklarına ne diyor? E, hangi düzenleme? Geçilmelidir. Düzenleme dediği için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilmelidir. Bu birinci düzenleme. İkinci düzenleme. Fosil yakıt kullanımı minimum olmalıdır. Fosil yakıt kullanımı, kullanımı... ...azaltılmalıdır... ...azaltılmalıdır... ...bu da çok önemli... ...petrol, kömür, doğalgaz... ...gerçekten de havayı kirletiyor... ...ve bizim için e, tehlikeli aslında... ...ileriki dönemde... ...sere gazı salınımı da... ...bundan dolayı çok oluyor aslında... ...ve enerji tasarrufu da önemli... ...tabii ki burada... ...bir de aynı zamanda... ...fabrika bacalarına filtre takılmalı... ...bu da çok önemli... ...çünkü enerji üreten fabrikalarda... ...fabrikalara... E, Filtre takılmalı ki bu sera gazı e, salınımı azaltılsın e, diyoruz. Ve yeni sorumuza geçiyoruz. Aşağıda yüklü belirtilen cisimlerin birbirine karşı etkilerini belirtiniz demiş. Etki itme mi çekme mi onu anlayacağız. Bir kere bu cisme baktığımızda belki birazcık yaklaşalım. Bu cisme baktığımız zaman bu hangi yüklü evladım benim? Artı yüklü artı. Harikasın. Artı yüklü pozitif. Bu da eksi yüklü zaten gözüküyor. Eksiler daha fazla. O zaman artı ve eksi yüklü cisim bir araya gelirse birbirlerine ne yaparlar? Çekme kuvveti. Harikasın. Bir yani çekme diyebiliriz burada. Peki e, bu artı yüklü cisimde ...pozitifti, bu eksi yüklü cisimde. Dolayısıyla bunlar birbirlerini çekecekler. Nasıl gösterilir bu arada çekme? Şöyle gösterilir. Şu şöyle şu şöyle gösterilebilir. Şimdi buraya baktık. Bu nötr bir cisim gözüküyor zaten nötr. Bu cisimse ise artılar eksiler birbirine eşit. Burada ise artı yüklü bir cisim var. Yüklü bir cisim nötr bir cisim yan yana getirirse hangi etki olurdu? Çekme hocam. Harikasın çekme yine aynı şekilde ve çünkü nötr yüklü birbirini çekerler. Yüklü cisim nötr cisim mutlaka çeker, unutmayalım. Artı veya eksi hiç fark etmez. Bu eksi de olsa yine çekecekti nötrü. Buraya baktığımız zaman bu artı yüklü bir cisim, bu ise e, bakıyoruz 3 artı 2, 4 artı 2 eksi. O zaman artı yüklü cisim, artı artı yüklü cisim birbirini ne yaparlar? İterler hocam. Harikasın. İtme etkisi gösterirler bunlar. Bunu da şöyle gösteriyoruz. Şöyle bunlar birbirini iterler şeklinde düşünebiliriz. Geldik yün kumaşa sürtülen K plastik çubuk önce L cismine yaklaştırıldığında ittiği, sonra M cismine yaklaştığında ise M cismini çektiği gözlemleniyor. Buna göre K M cismine yük durumla ilgili ne söyleyebilir? Şimdi bir kere yün kumaşa sürtülen K plastik çubuk bir kere yün ve plastiği çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yün ve plastik birbirine sürtülürse ki bununla alakalı soru yazılıda çıkar arkadaşlar. Yün ve plastik birbirine sürtülürse plastik bir kere Ebonit demek aynı zamanda unutmayalım. Dolayısıyla bu eksi olur, bu artı olur. O zaman plastik çubuğun eksi olduğunu, ebonitin eksi olduğunu, ebonit eksi, ipek ipeksi, oradan da ipek de eksidir, e, cam artı olur o yüzden. Şimdi yün e, ve plastik birbirine sürtünce bu eksi olunca bu artı oluyor. Cam, ipek birbirine sürtünce cam artı, ipek eksi oluyor, bunu unutmayalım. Şimdi burada... K plastik kübüymüş. Yani bu artık eksi yüklü bir cisimden bahsediyoruz. Önce L cisimine yaklaştığında ittiği söyleniyor. O zaman K zaten K zaten eksi yüklü bir cisimmiş. Ve ben bunu L cismine yaklaştırdığım zaman bunların birbirini ittiği gözlemliyormuş. Ne zaman hangi durumda iterdi bunlar? Aynı yüklü olunca. O zaman demek ki L de eksi. Bunu anladık. Sonra M cismine yaklaştığında aynı e, e, eksi yüklü K cismi M cismine yaklaştığında ne oluyormuş? Çektiği gözlem. O zaman bu eksi ise bu da artı olmak zorunda. Dolayısıyla birbirine çeksinler diye. Çünkü zıt yükler birbirini çeker. O zaman bu da artı. K ile M cisminin yük durumu ile ilgili ne söyleyebilir? O zaman e, K eksi, L eksi, M de artıdır diye net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine M örnek yazılı soru benzerimiz var. Bu etkinlikte yapılan uygulamalar aşağıda verilmişti diyormuş. Levha, küre, e, yük durumları şekildeki gibi gösterilen cisimler birbirine dokundurulmuştu demiş. Bu bir kere nedir evladım benim? Artar eksler birbirine eşit. O zaman bu nötr bir cisim. Buna baktığımız zaman artı yüklü bir cisim. Bunlar birbirine dokunulmuş. Tamam. İkinci uygulamada ebonit çubuk yün kumaşa sürtülmüştür. Ebonit sürtülünce yün kumaşa bu eksi oluyordu. Bu da artı oluyordu. Unutmayalım. Şimdi diyor ki uygulama sonucunda ebonit çubuk ve levhanın yük durumlarını belirleyerek bu iki cismin birbirlerine yaklaştırıldığında aralarında oluşan etki geçimi açıklayın demiş. Şimdi bir kere bu ikisi birbirine dokundurulunca son durumda aynı yükle yüklenmeliler. Yani burada e, nötr cisim artı cisme dokundurulursa ikisinin de son yükü artı olmak zorundadır. Çünkü... İkisi de aynı yükle yüklenmeli. Bunda fazlalık artılar varsa o zaman bu fazlalık artılar ikisinde de olacak şekilde paylaştırılacak ve ikisinin de son yükü artı olacak bunu biliyoruz. Peki buraya baktığımız zaman bunların son yükü de eksi ve artı oluyor zaten sürtünmeden sonra ne olacağını biliyoruz. Diyor ki ebonit çubuk ve levhanın levhanın yükü artı levha artı ebonit çubuksa ebonit çubuksa eksi olacaktı. Hatta hemen tekrar hatırlatmak istiyorum. Ebonit, ebonit e ve e yün. Buna plastik de diyoruz. Ebonit eksi, yün artı olur. Ondan sonra ipek, ipek ve cam. İpek eksi, bu artı olur. Bunları çok iyi biliyoruz. Sürtünmenin en iyi örnekleri. Daha, daha fazla örnek yok zaten. Şimdi bu ikisi birbirlerine yakınlaştırdıklarında... Yani şunu, şu ve şunu birbirine yakınlaştırdığımız zaman... Aralarında oluşan etkileşim tabii ki çekme kuvvetidir. Yani... E, zıt yüklü oldukları için birbirlerini çekerler diyoruz. Elektrik enerjisi, ısı enerjisine çevirebilen üç alet yazınız demiş. Tabii ki birincisi ütü, e, kıyafetlerimizi sıcaklığın etkisini kullanarak, ısının etkisini kullanarak e, rahatlıkla düzgün hale getirebiliriz. Fırın ikincisi yemeklerimizi pişirebiliriz. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürür ve elektrikli ısıtıcı, elektrikli, elektrikli ısıtıcı da elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren 3 farklı aletten bir tanesidir diyoruz. Şimdi geldik birkaç tane test sorumuza ve sonra dersimizi bitiriyoruz. Bir kere potansiyel olayında sıcaklığın etkisini gözlemlemek isteyen bir öğrenci. Öğrenci şekildeki düzenekleri hazırlıyor demiş. Aydınlık ortam, karanlık ortam, 10 derece, 30 derece, nemli toprak, nemli toprak falan filan. Buna göre aşağıdaki hangisi doğru demiş. Bir kere eğer biz sıcaklığın etkisini araştırmak istiyorsak çok önemli bir şey yazacağım buraya. Sadece bu deneyde sadece sıcaklık farklı olmalı iki düzenekte. Sıcaklık farklı olmalı. Sadece sıcaklık farklı olmalı. Ne demek bu? Bak burada 10 derece 30 derece süper. Tam istediğimiz gibi. Ama aydınlık karanlık bu işi bozuyor. O zaman bir kere öğrenci amacına ulaşabilmek için birinci düzeneyi karanlık ortama koymalıdır. Bu saçma olur. Neden? Çünkü karanlık ortama koyarsan fotosentez hiç olmaz ki zaten. Bu saçma. Ama öğrenci amacına ulaşabilmek için ikinci düzeneyi aydınlık ortama koymalı ve bitkilere su vermelidir. Evet doğru bu olabilir. Çünkü aydınlık ortama koyarsa eğer bu tak diye ne olacak? Sadece sıcaklıklar farklı fotosentez yapabilecek hale gelecek. Zaten nemli toprak. Dolayısıyla fotosentez de yapabilir. Cevabımız D seçeneğidir diyebiliriz. İletken yüklü bir çubuk X ve Y cisimlerinin arasına yerleştirildiğinde X ve Y kürdenin dengede durumları e, şekildeki gibi oluyor demiş. Bak bu iletken çubuk x'i itmiş demek ki buraya doğru kaçmış. Bu da y'yi çekmiş demek ki de y bu tarafa doğru bükülmüş. Yani normalde bir e, sarkaçta böyle durması gerekiyor. Niye böyle sola doğru gitmiş ki bu? Çünkü demek ki bir şey çekmiş. Bu niye böyle uzaklaşmış ki buradan? Demek ki bir şey itmiş bunu. Şimdi buna göre x ve y cisimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlışır diyor. X cismindeki artı yük sayısı eksi yük sayısından azdır. Yani diyor ki X eksi yüklüdür diye soruyor, söylüyor bize aslında burada. Çünkü eksi yük sayısından az demek. Eksi yükler daha fazla demek. Şimdi düşünüyorum. E, iletken yüklü bir çubuk. Arasına yerleştiriliyor. X kesinlikle eksi olamaz mı? Yani kesinlikle yanlış olan X eksi olamaz mı? Bakalım. Şimdi bunlar birbirlerini itiyorsa Tonguç evladım benim. Bu eksi olursa bu ne olur? Bu da eksi olur. Bu eksi olursa bu da artı olur değil mi? Çünkü birbirini çekiyorlar. Şimdi... Böyle bir şey olamaz mı? Olabilir. Niye kesinlikle yanlış olsun ki? X cismindeki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. O zaman Y cismindeki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. Y cisminin nötr olduğunu söylüyor. O zaman Y nötr diyor bize burada. Nötr olsa, nötr olsa e, bu cisim nötr olsa diyelim. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Nötr olsa e, bu bunu çekebilir mi? Evet bu yüklüyse eğer mesela bu artı yüklüyse bu da artı yüklüyse bu nötr artıyı çekeceği için bu tarafa doğru gelir. Doğru. Bu da olabilir. Niye olmasın? Kesinlikle niye yanlış olsun ki? X cismindeki artı yük sayısı eksi yük sayısına eşittir. Yani X'in X'in e, nötr olduğunu söylüyor. Bir de buna bakalım. X nötr olursa, nötr olursa nötr cisim Hiçbir zaman itilmez Tonguç'cum. Nötr cisim itilemez. Nötr cisim çekilebilir. Mesela bu nötr olursa bunun yüklü olsa dahi hiçbir zaman itemez bunu. Nötr nötr itmez. Dolayısıyla bu kesinlikle yanlıştır. Nötr cisim asla itilemez. Sadece çekilebilir. O da yüklü cisim tarafından. O yüzden bu kesinlikle yanlıştır. Y cismindeki eksi yük sayısı artı yük sayısından azdır. Şimdi eksi yük sayısı artı yük sayısından azsa y cisminin pozitif olduğu senaryoyu söylüyor. Y pozitif olabilir. Al sana bu pozitifse bu negatifse bu negatif ve bu negatiftir. Bu pozitifse bu negatiftir, bu negatifse bu negatiftir. Dolayısıyla bu da senaryo olarak çalışıyor. Cevabımız C seçeneği diyoruz ve hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Son yazımızda en iyi notlar bizim olacak. Hadi bakalım görüşmek üzere. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.